Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar yeni çıkan soru bankamızın çözümlerine devam ediyoruz. Bu videomuzda köklü sayılarla ilgili tüm testleri çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Yorulduk mu? Tabii ki de yorulduk sevgili arkadaşlar. Ama durmak yok. Yola devam diyeceğiz. Emin olun sevgili arkadaşlar en az sizler kadar yoruldum. Ama biz ne yapacağız? Sınava kadar çalışacağız. Çünkü sevgili arkadaşlar biz kazanacağız. He valla. Bu sınavı kazanmak için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. He valla. Hazırsanız sevgili arkadaşlar soru bankamızdaki köklü sayılar testlerini çözmeye Başlıyoruz. SG arkadaşlar şu ana kadar biz ne yaptık? Ünite 1'i bitirdik sevgili arkadaşlar. Basit mutlak değer, rasyonel sayılar, üssü sayıları bitirdik. Şimdi ise bu videomuzda köklü sayıları bitireceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi köklü sayılar test 1. Birinci sorudan başlıyorum. İfadesi bir reel sayı belirtiyor. Buna göre x'in en geniş değer aralığı. Arkadaşlar köklü sayılarda derece çiftse kökün içi negatif olamıyordu. Bakın burada derece çift. O zaman demek ki kökün içi büyük eşit sıfır olmalı. Bakın 4x eksi 8 kesinlikle büyük eşit 0 olmalı. Derece tekse o beni ilgilendirmez. Ama derece çiftse kökün içi büyük eşit 0 olmalı diyorduk. Bunu bu tarafa atarsak 4x büyük eşit 8. Her iki tarafını 4'e bölüyorum. x büyük eşittir. 8'i 4'e bölsek 2. Demek ki x neymiş? 2'den büyük eşit bir şeymiş arkadaşlar. Yani 2'den büyük eşit dediği için kapalı parantez sonsuza kadar yolu var. Cevabımız C. Tamam. İkinci soru sevgili arkadaşlar yine benzer bir soru. Bunları böyle konu anlatımında da çok gördük. Şimdi bu ifade bir reel sayı belirtiyorsa sevgili arkadaşlar. Öncelikle bakın kökün derecesi burada çift. E burada da kökün derecesi, derecesi çift. Burada da çift ama şu ikisine odaklanır mısınız? Burada 7 eksi x büyük eşit 0 olmalı. Yani 7 eksi x büyük eşit 0 olmalı. Burada da x eksi 7 büyük eşit 0 olmalı. Kökün, eşi, kökün derecesi çift olduğundan dolayı. Arkadaşlar bunu bu tarafa atarsanız x küçük eşit 7 oluyor. Bunu bu tarafa atarsanız x büyük eşit 7 oluyor. He, demek ki x 7'dir. Neden? Çünkü x büyük eşit 7 küçük eşit 7 çıktı. E, x 7'dir demek ki. He valla. Değil mi arkadaşlar? Bakın x'i sıkıştırdık. x kesinlikle tek değer var. 7'dir. x yerine 7 yazıyorum kendime. 7'den 7 çıkar 0. 0'ın kökü 0 olur. 7 ile 20'nin toplamı 27. 27'nin küp kökü 3 müydü arkadaşlar? Yukarısı bakın 0 ile 3'ün toplamı 3 oldu. 7'den 6'ya çıkarın 1. 1'in karekökü 1'dir. 7'den 7'yi çıkarın 0. Burası zaten 0. Cevabımız 3/1'den bölü 1'den 3 oldu. Tamam. İkinci soruda ise ki arkadaşlar bir bakalım. E, vallahi hocam ben bunları biliyorum artık. He vallahi bunları ben artık yani biliyorum. 81 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4'tür. Bu 4 ile bu derece gider 3 olur orası. E 27 3 üzeri 3'tür. Bu 3 ile bu derece gider 3 olur orası. Bu ne? Valla bilmiyorum nedir. Onu yani olduğu gibi yazmak zorundayız. Değil mi arkadaşlar? He valla. Ah. Bu nedir arkadaşlar? A'dır. Yani A ne çıktı? Bakalım. A eşittir. 3 ile 3'ün toplamı 6 artı küp kök 2 çıktı. Bana diyor ki A eksi 6'nın küpünü kaldı arkadaşlar. Şimdi A yerine e, yazalım. Bakın A yerine ne yazacağım? 6 artı küp kök 2 mi yazacağım? Eyvallah. E, yanında da bir eksi 6 var. Bir de küpünü alacağız arkadaşlar. Eksi 6 ile artı 6 zaten gider. Yani burası neye dönüştü? Vallahi küp kök 2'nin küpüküne dönüştü. Bakın üzerinde de 3 var. Ha. E bu bunu götürdü cevap 2. Eyvallah cevap atana. Tamam. Şimdi bakıyorum arkadaşlar derece çiftse kökün içi negatif olamaz. E bunlar ya sıfırdır ya da pozitif sayılardır. e Pozitif iki sayının toplamı sıfır olamayacağına göre demek ki kesinlikle bu sıfırdır. Vallahi bu da sıfır olmak zorunda. Arkadaşlar a artı b eksi 8 sıfırsa a artı b 8 olmak zorunda değil mi? Evet. Bakın a artı b yerine 8 yazarsak 8 eksi 8 sıfır. A eksi b bana söyler misiniz? Size zahmet. He? Valla 2'dir. Evvalla. A eksi b 2 ki. 2 eksi 2 sıfır olacak. E burada a'yı da b'yi de bulabiliriz arkadaşlar. Direkt taraf tarafa topluyorum. Bunlar gitti. 2a eşittir. 8 ile 2'nin toplama 10. Demek ki a 5'tir. Ya e arkadaşlar a 5 ise b de 3'tür. 5 3 daha 8'dir. Bunların çarpımı mı soruyor? 5 kere 3 15'tir. He valla. sonucu kaç? Şimdi derece çiftse arkadaşlar bunlar gider. Zaten dikkat edin arkadaşlar. Bakın direkt yani bunları kafaya takmayın. Yani eksinin çift kuvveti artıdır. Burayı artı yapın gitsin. Mesela bakın eksinin çift kuvveti valla artıdır. Tamam. Yani burası bakın. Şunlar gitti. 5 oldu orası. Aha. Arkadaşlar 2. Eksi 2 üzeri 5. Yani orayı şöyle yazabiliriz. Eksi 2 üzeri 5. E, derecemiz de nedir? 5'tir. Derece tekse bu eksi 2 olarak çıkar. Bakın burası eksi oldu. Ha. Eksi 2 oldu. 9. E, 3'ün karesidir. 3 üzeri 2 iki üzeri 2'den 3 üzeri 4 oldu burası arkadaşlar. Bu 4'ler gitti. 3 oldu orası. Artı 3. Bölü. aşağı geldim. Eksi 1'in küp kökü. Eksi 1'di. Burada eksi 2. Bakın 8 eksi 2 değil mi arkadaşlar? Bakın. İsterseniz bunu şöyle yapayım. Eksi, küp kök eksi 8 nedir? Hocam ben bunları biliyorum. Eksi 8 eksi 2'nin küpükü 2 şeklinde yazılabilir. E bunlar gitti. Eksi 2. Derece tekse eksi oluyordu zaten. Eksi 2. 1'in her kökü 1'dir. Aha. Yukarısına geldi. 3 3 daha 6 oldu. Aşağısı da. Eksi 1 bir artı 1'i götürün. Eksi 2 oldu. Valla 6'yı eksi 2'ye bozsak cevap eksi 3. Tamam. Şimdi arkadaşlar derece tekse olduğu gibi dışarı çıkıyordu. Derece çiftse mutlak değer olarak dışarı çıkıyordu köklü sayılarda hatırladınız. Bakın derece tek. O zaman bu olduğu gibi dışarı çıkacak. A eksi B. He valla. Burada eksimizi yazalım. Derece çift mi? Vallahi bunlar gider. Burası mutlak değer A eksi B olarak dışarı çıkar. He vallahi. Eksi. Burada derece çift. Bunlar gider. Mutlak A olarak dışarı çıkıyordu. E E mutlak değeri de biliyoruz. Mutlak değerin içi pozitifse olduğu gibi dışarı çıkar. Negatifse eksiyle çarpıp dışarı çıkartmıyor muyduk? He. E tamam arkadaşlar burası zaten A eksi B. Eksimizi yazalım. Şöyle şu parantez yaparsanız e, kafanız karışmaz ha. En azından rahat etmiş olursunuz. Şimdi A eksi B. E, A B'den küçüktür. Küçükten büyüğü çıkarttığımızda negatiftir. Şu an içerisi negatif. Eksiyle çarpmışlar çıkartacağız. Yani eksi A artı B oldu içerisi. A nedir? E, A negatiftir. E, sıfırdan küçüktür. A'yı e, eksiyle çarpmışlar çıkartacağız. Biraz da kendimize düzeltelim. A eksi B. Eksiyi dağıtın. Artı A eksi B. Şu eksiyle eksinin çarpımı artı A oluyor. E, A artı A artı A. Valla 3A. Eksi B eksi B. Eksi 2B. Böyle bir şey varsa valla A vurup geçeceğiz. He valla. İşlem sonucu kaçtır? Hocam derece çift. Bu bunu götürür. Burası mutlak kök 5. Eksi 2 çıkar hocam. Harikasın sen. Artı. Hocam a bu dereceler çift olduğu için bunlar gider. Mutlak kök 5. Eksi 5 olarak çıkar. Valla helal olsun. Eksi. Hocam valla derece çift. Hocam zaten burası eksinin çift kuvveti artıdır. E, bu da kökü götürür değil mi? Burada gizli bir 2 var. Yani eksi 2 oldu. Aha. Arkadaşlar dere, kökün içi negatifse olduğu gibi pozitifse olduğu gibi dışarı çıkar. Negatif Negatifse eksiyle çarpıp dışarı çıkartıyoruz. Mesela burada kökün içi pozitif mi negatif mi? E, pozitif. Nereden biliyorum? Kök 5. Beş, kök 5'tir zaten. 2 de kök 4'tür. Büyükten küçüğü çıkarttığı için içerisi pozitiftir. İçerisi pozitifse olduğu gibi dışarı çıkartacağız. Aha. E buraya bakın kökün içi negatiftir. Nereden biliyorum? Kök 5 eksi. Buradaki 5 de kök 25'tir aslında. Küçükten büyüğü çıkarttığı için içerisi negodur. İçerisi nego ise eksiyle çarpı çıkartıyoruz. Eksiyle çarpın. Eksi kök 5 artı 5 oldu. Burada da eksi 2 var. Valla kök 5'ler gitti. Ee, eksi 2, eksi 2, eksi 4. 5 ile topla valla 1. Cevabımız Adana. Sayısının yaklaşık değerini hesaplaması için aşağıdakilerden hangisi bilmesi gerekiyor? Bunu kök dışına çıkartacağız arkadaşlar. Kök dışına çıkartırken işte 64 çarpı 5 mi? Ben kesirmeden yapacağım. Yani 64 çarpı 5 320 eder. 64 8 olarak çıkar ama 5 çıkmaz. Ben bunun yaklaşık değerini bulmam için kök 5'in yaklaşık değerini bilmem lazım. He Olduğuna göre bunu ABT türünden bilmen de eşiti Arkadaşlar yani bunu alacağız kendimize. Ha böyle yapacağız. Yani 12 bölü 10 değil mi? 1.2. E bunu da kendimize e, isterseniz sadeleştirin, isterseniz farklı yöntemlerle gidin. Mesela 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm e 5. 6 da 2 çarpı 3'tür. Değil mi arkadaşlar? 2 çarpı 3 6 eder. Bölü 5. E bu kökü de dağıtabiliyorduk yani. a böyle yapabiliyorduk. He valla yani çarpmanın özelliği. Kök 2 yerine a yaz. Kök 3 yerine b yaz. Kök 5 yerine de c yaz. E böyle bir şey yok mu Var. Buraya geldik. Şimdi buna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi maf olduğumuz anlar geldi mi yoksa? Yoksa bakalım. A bu eksi 8'i siliyorum. Artı 8 olarak buraya atıyorum. H, ee, he. <laughs> B'yi de eksi B olarak bu tarafa atıyorum. O zaman orası şöyle bir şey oldu mu? A kök 7. B'yi de eksi B olarak atıyorum. Eşittir. Ee, sol tarafa bakın B artık silindi buraya geldi. Şu kök 63 9 çarpı 3'ten değil mi? 9 çarpı 7'den 3 kök 7 mi? He. Yani 3 kök 7'dir kök 63. 9 kere, 3, 9 kere 7 63 eder. Burası da 6 oldu. Şu ana kadar ne yaptım? Abi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Bunu da kök dışına çıkartmışım. Başka bir şey yapmamışım. E şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir eşitlik var değil mi? Bu eşitliğe saygı duyacağız. Mesela eşitliğin sağ tarafında kök edinin önünde 3 var. E burada da kök edinin, kök edinin önünde 3 olmalı. Ne demek istiyorum? Kesinlikle A 3'tür. Burası 3 kök ediyse bu da 3 kök edi olmalı. Yani A'yı bulmuşum. E B'yi de siz bulun. Ben nerede? Demek ki arkadaşlar yani diyeceksiniz ki burası da A buna eşittir. Yani eşitliğe saygı duyuyorum kendime. Yani nedir arkadaşlar? Demek ki eksi B 6'ya artı 6'ya eşittir. Yani B de eksi 6'dır. E buradan arkadaşlar B yerine eksi 6 yazıyorum. Buyla bunun toplamı 3 eksi 6 oldu zaten. Hesaplarsak eksi 3 sonucuna ulaşıyoruz. Ya bu mu yani? Olduğuna göre kaçtır? Kök 2, kök 4 2'dir. Burası 2 oldu. Yani burası kök 32 oldu. 5. dereceden ama. E kök 32 de 32 2 üzeri 5 değil mi? Evet. Bu ile A bu gitti 2 oldu. Burası komple 2 oldu. He vallahi. 62 ile 2'nin toplamı 64. Bakın 64. 64'e 4'ün küpü mü arkadaşlar? Evet. Şunu da yazalım isterseniz. Bak A bunu da yazalım. Artı A bunu da yazalım. A. Aha. E A buyla bu gitti. Burası A 4 olmadı mı? Evet. 10, 12 ile 4'ün toplamı 16. Kök 16 oldu. Kök 16 da 4'tür. Biraz zor şeyler getirin. Bu nedir? İfadesini aşağıdakilerden hangisidir? Devam ki. Burada ne yapacağız? Kendimize yazalım böyle tek tek. He. Bak şimdi 9 artı 9 çarpı bu derece değil ha. 9 çarpı burayı düzenle 81 çarpı 1 81. 81'den 32 çıkar kaç olur? 49 mu? E burası arkadaşlar zaten 49 bölü 81 oluyor. E 49 bölü 81'in kare kökü de bakın kare kökü yazmıyorum artık. Şu 9'u yazdım. Burası 49 bölü 81. 49 7 olarak çıkar. 81 de 9 olarak çıkar. Hey bunlar da gitti. Burada sadece 7 kaldı. Burada 9 kaldı. 9 7 daha 16 mı? Valla kök 16'dır bu. E cevap 4'tür. He X kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yani çok zorlanıyorsanız direkt şıklardan gidin. Yani kök dışına çıkarsın. Belli ki kök dışına çıkacak. E 4. He yani 1 de olur ama 4 daha hoştur. X yerine 4 yazın. 4'ün kare kökü 2'dir. 254 ile 2'nin toplamı 256 Karekök dışına 16 olarak çıkar. 25'ten 16'yı çıkarın. E 9. 9'un kare kökü 3'tür. Bitti gitti yani zor düşünmeyin arkadaşlar. Ya da tek tek yapacaksınız yani. Mesela diyeceksiniz ki a burası ne olmalı? Şimdi kök 9 3'tür değil mi? Burası komple 9 olması için burası 16 olmalı. Çünkü 25'ten 16'yı çıkartsak 9 olur. 9'un karekökü 3'tür. E burası 16 olmalı. Kök 16. E kök 256 kök 16'dır. Demek ki bu da 2 olmalı buranın sonucu. Bakın şuranın sonucu 2 olmalı. Çünkü 254 ile 2'nin toplamı 256 karekökü 16. E demek ki kök x 2'dir. E, kök x 2 ise x de 4'tür. Yani bir şey yok yani zor düşünmeyin. Olduğuna göre sınav Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Düşünün. Abi bunları kök içine atın bakalım. 4 4'ün karesi 16. 16 kere 3 48 mi? Yani kök 48 mi oldu orası? Evet. Küçüktür. Kök x. Küçüktür. 2. 2'nin karesi 4 olarak. Şer'i girer 4 kere 13 52 mi? Aha. E arkadaşlar zaten çıktı yani. Bu kökleri silin. x neymiş? 48 ile 52 arasındadır. x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Yani 49 olur. 50 olur, 51 olur. Yani 3 tane alır. ya i̇şte bu mu yani? Test 2'ye geçiyoruz. İşlem sonucu kaçtır? E bu 0,2'dir. He valla. Ya da 4 bölü 100'dür. Hocam 2 bölü 10 olarak dışarı çıkar. Ben bunları biliyorum. Artı 9 bölü 100'dür. Bu 3 bölü 10 olarak dışarı çıkar. Eksi 3 çarpı 16 bölü 100'dür. 16'nın karekökü 4. 100'ün karekökü 10'dur. Ondan sonra burası 3 kere 4. 12 yazalım artık. aha. Tamam. 2 paydalar eşit zaten. 2 3 daha 5. 5'ten 12'yi çıkarın eksi 7 mi? Eksi 7 bölü 10'dur yani. Ya bu mu yani? İkinci soru işlem sonucu kaçtır? Arkadaşlar burası 5 kök 2 değil mi? A bu. H artı değil mi? 25 çarpı 2 50 eder. 9 çarpı 2 18 eder. 9 3 olarak çıkar. 3 kök 2. Eksi. 36 6 olarak çıkar. 2 çıkmaz. 6 kök 2'dir orası. Burası 81 çarpı 2'dir. 81 9 olarak çıkar ama 2 çıkmaz. Şimdi bakıyorum. 5 3 daha 8. 8'i 9'la ile toplarsan vallahi e, 17. 17'den 6 çıkarın 11. Yani 11 kök 2 oldu yani. Aha. Üçüncü soru işlem sonucu kaçtır? Evet burası 32 bölü 100 mu arkadaşlar? Yani tek tek yazın. Eğer çok sıkıntı yaşıyorsanız kendinizi zora sokmayın. Yani kök 32 bölü 100'dür diyeceksiniz. Efendim, ben söyleyeyim burası kök 18 bölü 100'dür. E, burası kök 162 bölü 100'dür. Burası kök 128 bölü 100'dür. Değil arkadaşlar. He. Bu şekilde yapabiliriz. Bakın başka bir şey yapabilir miyim diye düşünecek olursak. 9. Durun ben size daha pratik bir yol göstereyim. Böyle gidebilirsiniz. Bu birinci yol olsun sizin için. Tamam mı arkadaşlar? Bu sizin için birinci yol olsun. İkinci yol yukarısını. Bakın yukarısını. Kök 2 ortak parantezine alır mısınız? Tabii o yoldan giderseniz çıkar zaten yani. Vallahi burası 0.16 olur tabi kök içinde artı burası da 0,09 olur kök 2 ortak parantezini aldım Aşağısını da kök 2 ortak parantezini alıyorum arkadaşlar burası e, 0 e, 162'nin yarısı 81 mi 0,81 oldu burası da e, 64 mi yarısı evet 0 64 oldu Tamam arkadaşlar ben direkt böyle çözdüm. İlk yoldan da çözebilirsiniz. Bakın bunlar gitti. 0-16'ın kare kökü, yani 16 bölü 100'den 0-4 mu olur arkadaşlar? 4 bölü 10 olarak dışarı çıkar 04 Artı. Burası da 03 olarak çıkar çünkü 0-3'ün karesidir. Burası da 09'un karesidir. Bu da 0-8'in karesidir. Tamam direkt böyle çözün gitsin yani. 4-3 daha 7 yani 07 7 oldu yukarısı. Ee, bey 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 Arkadaşlar burada eksi var Siz de beni uyarmıyorsunuz ha Eksi var orada O zaman 0.9'dan 0.8'i çıkarsak 0.1 7 bölü 1 7'dir tamam mı Ben direkt böyle çözdüm Siz de istediğiniz şekilde çözebilirsiniz <laughs> Devam ki Hocam burası 25 çarpı 5 125 eder 25 5 olarak çıkar 5 çıkmaz Yani 5 kök 5'tir o Artı 16 çarpı 5 80 eder. 16 4 olarak çıkar. Orası 4 kök 5 mi? Evet. Abi abi. 4 çarpı 5 mi 20 eder? 4 2 olarak çıkar. 5 çıkmaz. 2 kök 5 mi? Evet. Bölü. Burası zaten kök 5. Artı. Abi 36 çarpı 5 180 eder. 6 kök 5'tir orası da. Ah. Hesapla bakalım. 5 kök 5 ile 4 kök 5'in toplamı 5 4 daha 9. 9'dan 2 çıkar 7 değil mi? 7 kök 5 oldu yukarısı. E 6 kök 5 ile kök 5'in toplamı Bey 7 kök 5 en sevdiğim. Bak bunlar gitti cevap 1. Eyvallah. <laughs> İşlemin sonucu <laughs> kaçtır? <gülüyor> ne yapacağız burada? Paydaları eşitleyeceğiz değil. Şimdi paydaları eşitleyelim. Yani burayı kök 13 ile. Burayı da 2 ile. Paydaları eşitliyorum. E, kök 13 çarpı kök 13 13 eksi 2 kere 1 2 paydamız zaten ne oldu? 2 kök 13 oldu değil mi? Paydaları eşitlersek. He. Arkadaşlar direkt he, bunu da çıkartalım. Burası da 1 bölü bakın 4 çarpı 13 52 eder. 4 2 olarak çıkar aslında a a. Yani kök 52 nedir? 2 kök 13'tür. Ters çeviri çarparsak zaten a bunlar gitmiyor mu? He. 13'ten e, 2 çıkarın 11. Aşağıda da 1 var. 11 bölü 1'den 11 oluyor. Ya, bu mu? Devam ki işlemin sonucu kaçtır? <laughs> evet. Burada ne yapacağız acaba? Bütün de Hocam valla ben biliyorum. He valla. Fark, fark kare değil mi? Birincinin karesi birinciyle ikinci çarpımda eksi 2 katı artı ikincinin karesi. Bunun karesi kök onun karesi 10'dur. Eksi. Bu ile bunun çarpımı kök dur. 2 katı eksi 2 kök 30 oldu artı ikinci ifadenin karesi kök 3'ün karesi 3'tür. Artı e, yanında da bunlar var. 2 kök 30 artı 1 var. Valla a bu bunu götürdü. 10 ile 3'ün toplamı 13 bir daha 14. Aa cevabımız Bursa oluyor. <laughs> İşlem sonucu kaçtır? Bunları kök içine koyuyorduk. Hatırladınız mı arkadaşlar? Mesela ee, ne yapabilirim acaba? 2 iki, bakın 2'yi siliyorum. En içe 2'nin karesi olarak içeri koyuyorum. Bu 3'e dikkat edin arkadaşlar. Bakın 3 üç, 3'ü siliyorum. A buraya 3'ün karesi olarak getiriyorum. Buradaki 3'ün karesi de 3'ün karesinin karesi olarak 3'ün karesinin karesi olarak içeri gönderiyorum. Ve artık şuralarda bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu dereceleri de çarpıyorduk. Bakın burada derece 2 derece 2. Dereceleri çarpın. 3 kere 2 6 6 kere 2 12. Yani derece 12 oluyor. İş kısımda 3 var. 2'nin karesi var. Bu da 3 üzeri 4 mu oluyor? Evet. Bunu bu şekilde yazdık. Alt kısmı da halledelim isterseniz. Hocam valla ben biliyorum artık. Bakın bunları gizli 2 gizli 2. İsterseniz ilk önce şu kökün derecesini yazalım. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. Şuradaki 2'yi siliyorum. En içteki köke 2'nin karesi olarak atıyorum. Bak şimdi burada 3 var değil mi? Bak bak bak. Şimdi o 3'ü alıyorum. Çımbılından tutup alıp getireceğim. En işe koyacağım tamam mı? Burada küp kök var. 3 buraya tam buraya tam bu noktaya arkadaşlar. 3 üç, 3'ün küpü olarak içeri girer. Çünkü burada küp var. 3'ün küpü olarak içeri girer. Buradan şu kökün içine de 3'ün küpünün karesi olarak içeri girer. 3'ün küpünün karesi olarak içeri girer. Yani ne oldu? 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 3 kere 2 6 oldu. Evet. Bunu söyledikten sonra zaten arkadaşlar bakın dereceler eşit çıktı ya. Bunları tek derece içerisinde kendimize çarpıp bölebiliriz. Ne oluyor? Şu üçleri sadeleştirelim. E bunlar da gitti. Bey ne güzeldir. Ee, arkadaşlar buyla bunu sadeleştirsek 3'ün karesi. Ver asır 1 bölü 3'ün karesi oluyor arkadaşlar. He Yani 1 bölü 3'ün karesini şöyle de yazabiliriz. Şöyle de yazabiliriz. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6 değil mi? Arkadaşlar dereceyle üssü sadeleştirebiliyordum. O zaman 6. dereceden 1 bölü üst sonucuna ulaştık. Umarım anlaşılmıştır. Konu anlatımında bunları kendimizi perişan etmişiz. Eğer zorluk yaşıyorsan konu anlatımını rica ediyorum. Tekrar dinle. Eyvallah. İşlem sonucu kaçtır? Arkadaşlar bu 81 çarpı 2 mi? 162 eder. 81 9 olarak çıkar ama 2 çıkmaz. Eksi. 16 çarpı 2 32 eder. 16 4 olarak çıkar ama 2 çıkmaz. Bölü 25 çarpı 2 bu eder. 25 5 olarak çıkar. 2 çıkmaz. 9'dan 4 çıkarım. 5 kök 2 oldu yukarısı. Aşağısı da 5 kök 2. En sevdiğim. Bunlar aynı cevabımız 1 çıktı. Tamam mı arkadaşlar? DYS KPSS ailesi e genelde böyle basit sorular geliyor. Onu da söyleyeyim. Bazen böyle çok gıcık sorular geliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi hocam valla ben bunu biliyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz hocam. 4'ü alıyorum. 4'ü küpü olarak buraya gönderiyorum. Bakın 4'ün küpü olarak oraya gider. 4 ile 4'ün küpünün çarpımı 4 üzeri 4 mu oldu? En iç 4 üzeri 4 oluyor. Sonra bu dereceleri de çarpıyorduk. 2 ile 3'ün çarpımı 6. Bunu bu hale getirdik. Devam gel. Hocam her türlü bu dereceleri çarpıyoruz. 3 kere 2, 6. Bu 2'yi de 2'nin karesi olarak buraya gönderiyoruz. Yani 2'nin karesi 4, 4x oldu. E zaten bu bunları silin gitsin. Aynı zaten. E valla hoştur. 4x neye eşitmiş demek ki? Vallahi 4 üzeri 4'e eşitmiş. E her, iki, her iki tarafın kelime 4'e bölüyorum. Valla bunlar da gitti. x eşittir. Arkadaşlar burası 4'ün küpü mü oldu? Evet. E 4'ün küpü de 64'tür. ya bu mu yani? Cevap Edirne. Şimdi. ilk önce ne yapacağız burada? Vallahi şu altını halledelim arkadaşlar. He. A, bu nedir acaba? İlk önce onu bulalım. Şimdi bunu bir kenara kendimize a burada yazalım. İyice ne kendimize yavaş yavaş inceleyelim. Bakalım o nedir? Eksi 2 var bir de. Bunun eşleniği nedir? Böyle bu bunu çarpıp şey yapabilirsin ama bunun eşleniği nedir? Yani kök 7 eş, eksi 2'nin eşleniği. Valla kök 2, 7 artı 2'dir. E, kök 7 artı 2 hem bununla hem bununla çarpmayacak mıyım? He. O zaman ne oldu? Bu ile a, bunun çarpımı ne oluyor? Yani 3 ile kök 7 artı 2'nin çarpımı bu olur. Bölü. E, bu da 2 kare farkıdır. Kök 7'nin karesi 7. 2'nin karesi 4. 7'den 4 çıkarın 3 oluyor. Eksi 2 de burada var. Unutma. Valla bunlar gitti. Bey 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 bey. Arkadaşlar zaten burada kök 7 artı 2 kaldı. Burada da eksi 2 var. Artı 2 ile eksi 2 de kaldı. Gitti. Valla kök 7. Bey ne güzeldir arkadaşlar. Buranın sonucu komple kök 7 çıktı. He valla. O zaman bakın. Burası zaten kök 7. Eksi. E kök 7 bölü kök 7 1'dir zaten. Ah. Anı cevap zor düşünüyorsun. Sen zor düşünüyorsun, zor düşünme. İşlem sonucu kaçtır? Burada ister paydalar eşitleyin, ister eşlenikle çarpın. Her türlü çıkar sevgili arkadaşlar. Eyvallah. Yani burası kök 11 e, artı kök 6 mı? Bunun eşleniği. Bunun eşleniği de kök 11 eksi kök 6 mı? Evet. Payda eşitleseydik aynı hesap. Bu ile bunu çarpacağım. Yani 5 çarpı kök 11 artı kök 6. Dikkat ederseniz dağıtmıyorum. Uyanıkım. Bakın bunun karesi 11. Kök 6'nın karesi 6. Çıkartın zaten 5. Beş. Bu 5'ler gidecek. Anladın mı? Yani hemen çarpma. Buyla bunun çarpımı değil mi? Bunu hem bununla çarpacağım hem de bununla çarpacağım. Ne geliyor? 5 çarpı kök 11 eksi kök 6 bölü bu ifadeyi eşitlikle çarptığımızda 2 kare farkı geliyordu. Kök 11'in karesi 11, kök 6'nın karesi 6, 5 geliyor. Valla bunlar da gitti. O zaman arkadaşlar bakın bu ile bunu toplarsak eksi kök 6 ile artı kök 6 zaten gider. Kök 11 artı kök 11'den 2 tane kök 11 geliyor. Cevabımız denizli. Evet hocam bu kadar basit gelir mi? Arkadaşlar aleste buna benzer bir soru gelmişti. He valla. E ne yapacağız? Vallahi öyle hoştur. Bu ile bunu çarpacağım şunundan çıkartacağım. Kök 17 çarpı kök 17 17'dir. Bir çıkarın 16. Yani 16 bölü kök 17 oldu orası. Bu ile bunu çarpacağım. Toplayacağım. Kök 17 çarpı kök 17 17'dir. Bir daha 18. 18 bölü kök 17 mi oldu? Evet. Ters çarparsak a bunlar gitmez mi? Evet. E 16 bölü 18'dir cevap o zaman. E sadeleştir bir zahmet. 8 bölü 9'dur. He valla. Cevap mı İfadesinde eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ee, tek tek yapalım kendimize. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu a'yı a kare olarak içeri gönderiyorum. a kare b oldu mu? a kare çarpı b. Tabi buradaki dereceleri çarpıyorduk arkadaşlar. Bakın 2 kere 2 4 oldu derece. Eyvallah. Çarpı benzer şekilde bakın bunun derecesi 2, bunun derecesi 2. 2 kere 2 4 oldu. B'yi b kare olarak gönderiyorum. a kare e, a b kare oldu içerisi. a b kare oldu. Bunu biraz daha şöyle yapalım. Hı. Aşağıya bakıyorum sevgili arkadaşlar. E zaten aşağısı dereceleri çarpın. 2 kere 2 4. 4. dereceden A çarpı B'dir. O zaman bakın çarpmada ne yapıyorduk? Hepsini tek derece içerisinde çarpıp bölebiliyorduk. Ne var burada? Vallahi A kare çarpı B var. Burada A çarpı B kare var. Bölü. Burada A çarpı B var. B. A'lar gitti. B'ler gitti. Arkadaşlar A kare ile B karenin çarpımı A çarpı B'nin karesi şeklinde yazılabilir mi? Evet. Bu hala dördüncü dereceden kökün içinde. Aa! Bunu ikiye bölün. Bir. Bunu ikiye bölün. İki. Derecede iki oldu. Yani kare kök A çarpı B oldu. İşte budur yani. Nedir? <laughs> İşlemin sonucu kaçtır? B. Arkadaşlar. <laughs> bunu ne yapacağız? Söyleyin bana. Yo söyleyeceksiniz. Valla söyleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar kök 13 ortak parantezine alır mısınız? Ha? Kök 13 ortak parantezine aldım bir kere. Şura, şunları kök sildim. Kök 13 ortak parantezini aldım. Dura, dolayısıyla bunlar hep 1, 1, 1, 1 oldu. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Vallahi yok. Şimdi ben öyle bir şey yapacağım ki tamam arkadaşlar öyle bir şey yapacağım ki diyeceksiniz ki bu nasıl bir hal aldı yani bu nasıl oldu? Şimdi sevgili arkadaşlar Bakın bunun eşleniği nedir? İsterseniz ben bir satır daha yazayım. Tam anlatabileyim diye. Yani toplamanın değişme özelliği var ya. ilk önce büyüğünü yazıyorum. Sonra küçüğünü yazıyorum. anlatabileyim diye derdimi tamam mı arkadaşlar? 1 bölü. Burası da benzer şekilde kök 15'i ilk önce yazıyorum. Sonra kök 14'ü yazıyorum arkadaşlar. Bakın birkaç tane daha yazalım tamam mı? Birkaç tane daha yazayım ki anlatabileyim. 14, 13, 15, 14. Sonra söyleyin. 16, 15 gelecek. Bir tane daha yazıyorum sizin hatırınız için o da ee, kök 17 artı kök 16 gelecek bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bu şekilde devam ediyor en son bir bölü yine büyüğünü ilk önce yazıyorum sonra küçüğünü yazıyorum tamam mı kök 117 artı bu kadar uzun değil bunun çözümü arkadaşlar ben e, anlaşırsın diye yani kesirmeden çözersem anlaşılmayacak o yüzden böyle çözüyorum. Şimdi bunları eşlenikle çarpar mısınız arkadaşlar? Mesela kök 14 artı kök 13'ün eşleniği nedir? E, kök 14 eksi kök 13'tür. Arkadaşlar buyla bunu çarparsanız yukarısı kök 14 eksi kök 13 olmaz mı? E aşağısı zaten bakın 1 gelmiyor mu arkadaşlar? Şu kök 13'ü de unutmayalım o başımıza böyle olmasın arkadaşlar o çok böyle bizi tehdit ediyor orada. Şimdi bakın şuyla bunu çarparsanız kök 14 eksi 13 gelir bölü e bu ikisinin çarpımı 2 iki kare farkından kök 14'ün karesi 14'tür kök 13'ün karesi 13'tür 14'ten onu çıkarın 1 geliyor. Yani 1 yazmamıza gerek var mı? Hayır. Buraya geldik. Benzer şekilde bunun eşlerini kök 15 eksi kök 14'tür bunu 1 ile çarpsak ne gelir? kök 15 eksi kök 14 gelir. E, payda da 1 geliyor zaten. 15'ten 14 çıkarım 1 geliyor. Yazmama gerek yok. Benzer şekilde artık bakın. Bunun eşleni nedir? Vallahi kök 16 eksi kök 15'tir. Kök 16 eksi kök 15'i 1 ile çarparsanız kök 16 eksi kök 15 oluyor. Payda zaten 16'dan 15 çıkarım 1 gerek yok. E bu da tahmin edin. Hocam kök 17 eksi kök ee, 16'dır. Hocam bu bu şekilde devam ediyor demek ki. İlk önce dikkat ederseniz hep büyüğünü sonra küçüğünü yazdım. Burada da kök 117'yi yazacağım. Sonra küçüğünü yazacağım. Eksi kök 116 gelecek. Burada şunu da unutmadık arkadaşlar. O da e, kalsın orada. Şimdi. <laughs> vallahi bakıyorum kök 14. Eksi kök 14'ü götürdü. Değil mi arkadaşlar? Evet. Kök 15. Eksi kök 15'i götürdü kök 16 eksi kök 16'yı götürdü. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu şekilde hepsi gidecek. Mesela kök 17 ilerideki eksi kök 17'yi götürecek. E, kök 116 da gidecek arkadaşlar. Geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Şunla şunun toplamı kalıyor. İnanmıyorsanız hepsini yazın yani görün. Ben valla görmüşüm. Arkadaşlar aha bunu yazdık. Bu zaten eksi kök 13'tür. Kök 117 nedir arkadaşlar? Kök 117. Bu çok tehlikelidir ha. Bakın bu DGS'de bura, kök 117'yi dışarı çıkartılması gerekiyordu. Birçok öğrencinin aklı karışmış. Arkadaşlar burası 9 çarpı 13'tür. 9 kere 13 117 eder. Değil mi 9 kere? Evet. 9 3 olarak dışarı çıkar ama 13 çıkmaz. Yani burası nedir aslında? 3 kök 13'tür. He vallahi. Artı 3 kök 13'ü yazdım. Devam ki Vallahi kök 13'ü yazmışım kendime. E Burasıdaki 3 kök 13'ten bir tane kök 13'ü çıkarsak 2 kök 13 olmaz mı? Evet. E valla hoştur arkadaşlar. Kök 13 çarpı kök 13. Kök 13 çarpı kök 13, 13 eder. Çarpı 2, 26 oldu. Yani cevabımız 26 oldu sevgili arkadaşlar. Cevap Edirne gerçekten çok hoş bir soru. Evet. Üçüncü testten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olduğuna göre çarpımın sonucu kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Şunu karşıya göndersek. X artı 1 olmaz mı? E evet. X artı 1 demek ki neye eşitmiş? E valla kök 5'e eşitmiş. Bir de X artı 2 var. Her iki tarafa 1 ekler misiniz bana arkadaşlar? Vallahi X artı 2 olur sol taraf. Sağ tarafta kök 5 artı 1 oldu. Ne yaptım? Her iki tarafa 1 ekledim. Böylelikle ben artık x'in artı de ne olduğunu biliyorum. x artı 1'in de ne olduğunu biliyorum. x artı 2'nin de ne olduğunu vallahi biliyorum. Getirip yerine yazıyorum. x yerine ne yazacağım? Valla bunu yazacağım. Yani kök 5 eksi 1 yazacağım. Çarpı. x artı 1 yerine ne yazıyorum? E kök 5. He vallahi. Çarpı. x artı 2 yerine ne yazıyorum? Vallahi kök 5 e, artı 1 yazıyorum. Arkadaşlar bu ikisinin çarpımı 2 iki kare farkı değil mi? He. Bakın hangileri ona da dikkat edin. Aa, bu ile bu. Ortadakini şu an devre dışı bıraktım. Yani şimdi onunla işimiz yok. E bu x'in çarpımı 2 kare farkıdır. Kök 5'in karesi 5'tir. Eksi 1'in karesi 1'dir. 4 geldi. 5'ten 1 çıkarın 4 geldi. Yani şu x'in çarpımı 4'tür. E burada da kök 5 var. 4 ile kök 5'in çarpımı 4 kök 5 diyeceğiz. Cevap denizli. X'i bu şekilde vermiş. Bunun x türünden eşiti nedir diyor. Arkadaşlar buna da y diyelim mi? Eyvallah. Bakın y eşittir bu çıktı. Şimdi ne yapacağız? Biraz daha hoş yazalım. Ya bu niye güzel yazmıyor? Arkadaşlar bakın bu bunun eşleniğidir. Bu da bunun eşleniğidir. Bakın x'i y'ye bölüyorum. Yani taraf tarafa bölüyorum. Yani ne demek istiyorum? x'i y'ye bölüyorum. Taraf tarafa çarpmıyorum. Taraf tarafa bölüyorum. x bölü y eşit değil mi? Şunun şuna bölümüne. E tamam. Bunu sabit tutuyorum. Yani kök 26 artı 4 bölü. Kök 5 eksi 2'yi sabit tutuyorum. Şunu da ters çevir çarpıyorum. Yani kök 26 eksi 4 yukarı gider. Kök 5 artık 2 de aşağı gelir. Taraf tarafa böldüm. Eyvallah hoştur. Arkadaşlar burada x bölü y neye eşit oldu? Burada iki kare farkı da var. Kök 26'nın karesi 26'dır. 4'ün karesi 16'dır. Ne çıktı? 10 çıktı yukarısı. Bölü... Kök 5'in karesi 5'tir. 2'nin karesi 4'tür. 5'ten 4, 4 çıkarım 1. Yani kısacası x bölü y 10 çıktı. Yani 10 y eşittir x çıktı mı? Evet x türünden diyor arkadaşlar. Her iki tarafını 10'a bölün. Y eşittir x bölü 10 sonucuna ulaşıyoruz. Demek ki x türünden e, x bölü 10 olacak. İşlem sonucu kaçtır? E burada bir 2 varsa bunun iki tane çarpanı bulmuyor muyduk arkadaşlar? He İki tane çarpanı bana bulun. Hocam valla 4 çarpı 2 8 eder. 4 kere 2 8. 4 ile 2'nin toplamı 6'yı veriyor mu? Evet. O zaman burası ne olacak? Yani sonuç. Sonuç ne oluyordu? Büyük olanı ilk önce yazıyorduk. Kök 4 artı sonra küçük olanı kök 2. Yani buranın sonucu aslında budur. Bir bölü biraz daha düzenli yazıyorum. Kök 4 2'dir artı zaten bu kök 2'dir. Yani kısacası orası öyle oldu. 1 artı 1 bölü 2 eksi kök 2 oldu mu? Evet. Burada ne yapacağız? Abi nasıl ne yapacağız? Yani bitirmişiz. İster paydayı eşitle ister eşlenikle çarp. 2 eksi kök 2 bunun eşleniği. Bunun eşleniği de 2 artı kök 2. 2 eksi kök 2 ile buranın çarpımı 2 eksi kök 2 bölü 2 kare farkı değil mi arkadaşlar? Bakın 2'nin karesi 4 eksi kök 2'nin karesi 2, 2 geldi. Artı benzer şekilde bunu bununla çarpsak 2 eksi artı kök 2 bölü 2'nin karesi 4 eksi kök 2'nin karesi 2'den 2 gelmez mi? E, he. e zaten paydalar da eşit arkadaşlar. Tek payda halinde toplarsak kök 2'ler gider. 2 ile 2'nin toplamı 4 oldu. 4'ü 2'ye bölsen cevap 2'dir. Eyvallah. Şimdi bunu ne yapacağım? E ee, dağıtacağım. İsterseniz dağıtalım. Kök e, 33'ü hem kök 11 bölü kök 3 ile çarpıyorum. Kök 33'ü hem de kök 3 bölü kök 11 ile çarpıyorum. Sonra ne yapacağız? Abi ele hoştur, ele hoştur. Kök 33'ü kök 3'e bölsek kök 11 gelir. E, kök 11 ile kök 11'in çarpımı 11 olur. Artı Kök 33'ü 11, kök 11'e bölsek kök 3 olur. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Cevap nedir? E 14'tür. He vallahi. Cevap denizli. Hı. Tek yani şu cımbırlar var ya bu cımbırlar. Tek cımbır içerisinde bunları çarpabilir miyiz? Evet. Neyi çarpıyorum? İşte 4 eksi kök 5 bölü 4 artı kök 5 ile. A bunu. O nedir? 4 artı Kök 5 bölü 4 eksi kök 5'i çarpıyorum. Arkadaşlar zaten bu bunu götürür. E bu ile bu aynı gider. 1 oldu. Kök 1 bir nedir? 1'dir. İşte nedir yani? Cevap nedir ne? İşlem sonucu kaçtır? Bunun eşleniği nedir? Abi kök 7 artı kök 3'tür. Bunun eşleniği nedir? Abi kök 7 eksi kök 3'tür. Şimdi kök 7 artı kök 3 ile 1'in çarpımı ne olur? Kök 7 artı kök 3 olur. Bölü bunlar kök 7'nin karesi 7 eksi kök 3'ün karesi 3 7'den 3 çıkar 4 oldu mu? Evet. Devam ki kök 7 eksi 1 ile 1'in çarpımı kök 7 eksi kök 3 mü? Kök 7 eksi kök 3 ile 1'in çarpımı evet çok güzel. Bölü burada da 7'den 3 çıkarın 4 oldu. Parantezini aç kapat. Aha, aha Çarpı 10 bölü kök 3. Aha. Şimdi ne yapacağız? E, abi hep şey yapmışız. İşte, bey bu çok tehlikeli. Bey. Arkadaşlar bakın burada parantez var ha. Ona dikkat edin. İsterseniz yazalım. Kök 7 artı kök 3. Eksiyi dağıtın. Eksi kök 7. Eksi kere eksi. Artı kök 3. He Bölü 4. Çarpı. Dışarıda da zaten 10 bölü kök 3 var. Artık paranteze de gerek kalmadı. Kök 7'ler gidiyor. Kök 3 artı kök 3. Vallahi 2 kök 3 bölü 4 oldu. Çarpı yanında da 10 bölü kök 3 var. Kök 3'ler sadeleşir. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2. 10'u 2'ye bölsem cevabımız 5 olacaktır. Cevabımız Adana. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu 2 ise buna da mesela ne diyelim? Diyelim ki A diyelim tamam mı? Rastgele A dedim. Taraf tarafa çarpıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Taraf tarafa çarp. Şimdi taraf tarafa çarparsak ne gelir sizce? Hocam Vallahi zaten taraf tarafa çarparsak bu bunun eşleniğidir. Yani bu ile bunun çarpımı eşittir 2 çarpı a yapacağız ya. E bu bunun eşleniğidir zaten. Yani kök x artı 8'in karesi x artı 8 oluyor. Eksi kök x'in karesi de x'tir. Böyle bir şey geldi. Neye eşittir? 2 ile a'nın çarpımına. E zaten x'ler de gitti. E 2 a eşittir 8 çıktı. E a nedir? A 4'tür. Zaten bizden de a'yı soruyor. Burayı soruyor. 4'tür. E vallahi. İşlem sonucu kaçtır? Şimdi burayı şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? Bakın. Şöyle iki tane kök iç içe yapabilir miyiz? He. He valla. Bak şöyle yaptım. Ne var içeride? 17 artı. Arkadaşlar bakın 6 nedir biliyor musunuz? 6 2 çarpı 3'tür. 2 kere 3 al. Bakın 6'yı siliyorum. Yerine 2 çarpı 3 yazıyorum. 3'ü 2'yi dışarıya bırakıyorum. Ama şu 3'ü içeri gönderiyorum. 3, 3'ün karesi. Bakın 3'ü sildim. 3'ün karesi 9 olarak içeri gönderdim. 8 kere 9, 72 oldu orası. Şöyle bir şey oldu. Devam ki vallahi bu eşittir. Şu dışarıdaki kare kökü bir bırakalım. O orada kalsın. Tamam mı? Ona karışmayacağız. Bunun iki tane çarpanını bul bana. Vallahi 9 ile 8'in çarpımı 72'dir. 9, 8 daha 17'dir. O zaman burası kök 9 artı kök 8 oldu mu? kök 9 artı kök 8 oldu. Eyvallah bulmuşum. Eyvallah kök 9 ee, nedir? Söyle bana. Senin hatırın için bak yine bir tane yeşili kaplumbağa benzeyen şeyi yapalım. Aha tamam. Kök 9 3'tür artı kök 8 de 2 kök 2'dir. B yine bu zımırtı geldi. Arkadaşlar 2 ile 1'in çarpımı 2'dir. 2 1 daha 3'tür. O zaman buranın sonucu ne oldu? Kök 2 artı kök 1 oldu. Bakın artı burada var ya. Kök 2 artı kök 1 de 1'dir. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Tek tek yapalım. Bakalım nedir ne değil. Şimdi burayı şöyle yazabilir miyim sevgili arkadaşlar? Kök 5 eksi kök 3'ün karesini yazdım. Çarpı. Kök 5 eksi kök 3'ün yüzüncü kuvveti şeklinde yazabilir miyiz orayı? Şu an ne yaptım arkadaşlar? Sadece şuna baktım. Üstleri toplayın. tabanlar aynı. Üstleri toplayın. 2 ile 100'ün toplamı 102. <laughs> Devamken çarpı hemen yanında abu var. Yani kök 5 artı kök 3'ün yüzüncü kuvveti var. Çarpı yanında da ne var? 8 artı 2 kök 15 var. Arkadaşlar bakın şunlar, şunlarda da dikkat edin. Üsler ee, üstler aynı ya. üsler aynıysa bunları tek üst halinde çarpabiliyorduk. Köklü sayıları biliyoruz zaten sevgili arkadaşlar. O zaman üst 100 olacak. Bakın üst 100 olacak. Kök 5 eksi kök 3 ile kök 5 artı kök 3'ün çarpımı kök 5'in karesi 5'tir. Kök 3'ün karesi 3'tür. 5'ten 3 çıkarın 2 geldi. Burası komple 2 geldi. Burayı da düzenli yazalım sevgili arkadaşlar. Şuraya bakın tam kareden faydalanıyorum. Birincinin karesi ile ikinci çarpının iki katı artı ikincinin karesi. Kök 5'in karesi 5'tir. Eksi kök 5 ile kök 3'ün çarpımı kök 15. iki katı eksi kök 15 oldu. Artı ikinci ifadenin karesi kök 3'ün karesi 3'tür. Bunda zaten 8 artı 2 kök 15 var orada. Kendimize yazdık. Şimdi biraz düzenli yazalım. 2 üzeri 100 kesim var. 2 üzeri 100'ü yazdım. Çarpı Bakın şunu yazdım. Şunu yazalım. 5 ile 3'ün toplamı 8 eksi. 8 eksi 2 kök 15 değil mi? Evet. Çarpı. Abi bir de a bunu yazıyorum. 8 artı 2 kök 15. Ne güzel bir şey geldi. Arkadaşlar bu bunun eşleniğidir. Hevala. O zaman bu ikisi eşlenikse e, 2 kare farkından yararlanacağız. 2 üzeri 100 geldi burası arkadaşlar. Şunu da şu ikisinin çarpımı arkadaşlar ne olacak? Bakın şu ikisinin çarpımı ne olacak? 8'in karesi Bakın 8'in karesi eksi 2 kök 15'in karesi. 2 kök 15'in karesi. Yani 2 kare farkından yararlandım. 8'in karesi 64. 4'ün karesi, 2'nin karesi 4. 4 kere 15, 60. Yani 2 kök 15'in karesi 60'tır. 64'ten 60'ı çıkarttım 4 geldi. Yani bu x'in çarpımı 4 geldi arkadaşlar. 4 de zaten 2'nin karesidir. Bey, bana cevap 2 üzeri 102 geldi değil mi arkadaşlar? Tabanlar öncesi bir topluyorduk. 2 üzeri 102 oldu. Cevap Adana. Olduğuna göre ifadesinde işte arkadaşlar bakın bu tarz durumlarda ben şunu tavsiye ediyorum. Şunu var ya bunu alın karşıya gönderin. Bakalım slayta çıkıyor mu orası evet. Bunu karşıya gönderirsek ne oluyor? O zaman x eşittir x eşittir 5 artı kök x oluyor. Yani kısacası x yerine ben şunu yazayım x gördüm her yere sürekli bunu yazacağım. Şimdi yazalım yani direkt şuradan yazalım arkadaşlar. x yerine ne yazacakmışım? Vallahi 5 artı kök x yazacakmışım. Eksi 5 bölü kök x oldu. Şimdi ne yapacağım? E nasıl ne yapacağım? Bu ile bunu çarpacağım. Şundan çıkartacağım. Öyle değil mi? Kök x çarpı 5. vallahi 5 kök x. Kök x çarpı kök x. x oldu. Eksi 5. Bölü kök x. E ben kök x gördüğüm yere a bunu yazmıyor muydum? Yani ge, bunu getirip şurada e, x pardon x gördüğüm yere 5 artı kök x yazmıyor muydum? Evet. E getirip yazacağım. Yani şuradaki x yerine ne yazacağım? 5 artı kök x yazacağım. Yani artık x değil de 5 artı kök x yazacağım. Arkadaşlar burada eksi 5 ile artı 5 zaten gidiyor. 5 kök x ile kök x'in toplamı 6 kök x. Vallahi aşağıda da kök x var. Kök x'ler gitti. Cevabımız ne çıktı? 6 çıktı. İşlemin sonucu kaçtır? Aşağıya arkadaşlar ilk önce gruplandırarak çarpanlarına ayırmak istiyorsak yani yapmamız gerekiyor değil mi? He. Aşağısını gruplandırarak çarpanlarına ayıralım. Şöyle ikili gruplara ayırarak çarpanlarına ayıralım kendimize. Mesela bakın yukarısı zaten kök 5 artı kök 3'tür. Ona karışmıyoruz. Bu burada kalacak. Eyvallah. Ha, Şimdi aşağısına bakalım. Şurayı kök 5 ortak parantezine alıyorum tamam mı? Kök 5 ortak parantezine alsam kök 5 artı kök 3 gelmez mi? Hocam nasıl? Abi dağıtın. Kök 5 çarpı kök 5 beş, 5'tir. Kök 5 çarpı kök 3 kök 15'tir. Eyvallah. Artı e yanında da zaten bu var. Yani yanında da ne varmış? Kök 5 artı kök 3 varmış. Çarpı 1 de yapabilirsiniz. Dedi. Artı mesela burada gizli bir 1 var her zaman değil mi? 1 çarpı yapabilirsiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra şurayı halledelim ondan sonra diğer tarafa gidelim. Burayı kök 5 artı kök 3 ortak parantezine alırsam. Yukarısı zaten dersiniz ki ya hocam vallahi yukarısı zaten kök 5 artı kök 3'tür. Aşağısını da kök 5 artı kök 3 ortak parantezini alıyorum. Ne geliyor? Kök 5 artı 1 geliyor. Kök 5 artı 1 geliyor. E bunlar da gitti. Aynı çünkü. Yani ne, ne geldi orası? 1 bölü kök 5 artı 1 geldi. Bakın biz şurayı bulduk. Buranın sonucu neymiş arkadaşlar? Onu yapıyor. şurada yazıyorum. 1 bölü kök 5 artı 1'miş. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Şimdi ne yapıyorum? Vallahi şimdi gidiyorum diğer tarafa halledeceğim arkadaşlar. Nereyi? A bunu. Bakalım bu nedir? Öncelikle e, 6 artı 2 kök 5 var yukarıda. Bölü. Şurada da gizli bir 2 var. Bakın iç iş içe köklerde burada gizli bir 2 varsa 5'in 2 tane çarpanını buluyorduk ki 5 çarpı 1 5 beş eder. 5 ile 1'in toplamı 6 eder. O zaman kök 5 artı kök 1 mi orası aslında? Kök 5 artı kök 1 bir de 1'dir zaten. Böyle bir şey geldi. Ee, way, way. Yani bir yazalım bakalım. 6 artı 2 kök 5 değil mi arkadaşlar? Bakın buranın sonucuna geldi. Böyle Kök 5 artı 1 geldi. Eyvallah hoştur. Buyla bunun çarpımı zaten 1 ile bir şeyin çarpımı odur. Yani 6 artı 2 kök 5 yukarısı bölü. Bu ikisinin çarpımı eşlenik değil ha. Arkadaşlar bakın burada da artı var. Burada da artı var. O zaman ne yapacağız? Bunu ya dağıtacağız ya da tam kareden faydalanacağız. Dağıtalım direkt. Kök 5 çarpı kök 5. Beş, 5'tir. Kök 5 çarpı 1. Vallahi kök 5'tir. Sonra 1'e sıra geldi. Bir kere kök 5. Vallahi kök 5. Bir kere 1. 1 ne geldi 1 5 daha 6 artı kök 5 artı kök 5 2 kök 5 bey 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 valla bunlar gitti aynı çıktı ya cevap 1'dir cevabımız Adana oldu <laughs> bir tanım sorusu e, kutu x üzeri n neymiş arkadaşlar bakın x ile başlıyoruz yani içerideki sayı ile başlıyoruz bir artırıyoruz sonra birer artırıyoruz çarparak gidiyoruz en son nerede duruyormuşuz <laughs> şuranın bir eksiğine kadar yani x artı en eksi 1'e kadar. Örnek de vermiş. Mesela 7, üzeri, 7, 7 ile başladık. Bir arttırdık 8. Nerede duracakmışız? Bunun bir eksiği 3 ya arkadaşlar. Bunun bir eksiği 3. 7, 3 daha 10'da duracağız. Bu kadar yani başka bir şey yok. Şimdi o zaman şöyle kesir çizgimi çektim. Hatta daha hoş bir kesir çizgisini çekelim kendimize. Daha hoş bir kesir çizgisini çekelim. Hı hı şöyle güzel bir kesir çizgini çekelim. Şimdi arkadaşlar kök nerede duracağım? İlk önce onu bilin arkadaşlar. Bunun bir eksiği 2 ya. Bundan bu ile bunun toplamından duracağım. Mesela burada bakın. X ile X ile n eksi toplamında durdu. O zaman bunun bir eksiği 2. Bu ile bunun toplamı ne eder? Yani 10, kök 10 eksi 1 ile 2'nin toplamı kök 10 artı 1 mi eder? Kök 10 artı 1'de duracağım. E tamam. Kök 10 eksi 1 ile başlayacağım. Kök 10 eksi 1. Bir artırıyorum. Vallahi kök 10 oldu. Bir artırıyorum. Kök 10 artı 1 oldu. Zaten buradan da durmam gerektiğini biliyorum ben. Mesela bakın burada nerede duracağım? Bunun bir eksiği 2 ya. Buyla bunun toplamı. Yani kök 5 eksi 1 ile 2'yi toplayın. Kök 5 artı 1. Demek ki kök 5 artı 1'de duracağım. E başlıyorum. Kök 5 eksi 1 çarpı. Bir arttırdım. Vallahi kök 5 çarpı. Bir arttırdım. Kök 5 artı 1. Burada zaten durmam gerektiğini de biliyorum. Kendime kopya çektim yapmışım. Yani başka bir şey yapmamışım. Şimdi bunu söyledikten sonra. Arkadaşlar bu bunun eşleniğidir. E, vallahi bu da bunun eşleniğidir değil mi? Eşlenikten faydalanarak direkt onları çarpalım mı? Mesela şu ikisinin çarpımı nedir? Kök 10'un karesi 10'dur. 1'in karesi 1'dir. 9 geliyor. Yani burası 9 kök 10 oldu. Bölü. Şu ikisinin çarpımı da kök 5'in e, karesi 5. 1'in karesi 5. 4 geldi. 4 kök 5 geldi. Şimdi 9'u kök 10'u kök 5'e bölsek kök 2 olur. Sonuç ne geldi? 9 kök 2 bölü 4 sonucuna ulaştık. Böyle bir şey var mı? Vallahi var cevabımız denizli. Devam ki. Arkadaşlar mesela ben burayı <laughs> 4 çarpı 3x şeklinde yazabilir miyim? 4 kere 3x 12x. Niye bunu böyle yaptım? Çünkü 4'ü dışarı çıkartacağım şimdi. Bakın içeride ne var arkadaşlar? x artı 3 var. Burada 4'ü 2 olarak dışarı çıkarttım 2 3x içeride kaldı bu neye eşitmiş İşte 1 bölü hatta bunu da eşlenikle çarpalım kendimize arkadaşlar kök 3 artı kök 2'dir bunun eşleniği bunu hem 1 ile hem bununla çarpıyoruz kök 3 artı 2 ile 1'in çarpımı kök 3 artı kök 2'dir e bu ikisinin çarpımı da 2 kare farkıdır kök 3'ün karesi 3 2'nin karesi 2 1 oldu yani yazmamıza gerek yok paydaya 1 yazmamıza gerek yok. Arkadaşlar şimdi burada bir 2 varsa iç içe iç 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 köklerde burada artı burada 2 varsa bunun 2 tane çarpanı bulmuyor muyduk zaten evet yani x ile 3'ün çarpımı 3x eder e gerçekten x ile 3'ün toplamda x artı 3 eder o zaman burasının sonucu ne oluyor kök x artı kök 3 olmaz mı? Evet artı da buradan geldi zaten. E bu neye eşitmiş arkadaşlar? Kök 3 artı kök 2'ye eşitmiş. E valla bunlar gitti. Demek ki kök x kesinlikle kök 2'ye eşit. x 2'dir yani. x'i 2 bulduk. Cevabımız bursa. Devam ki şimdi arkadaşlar bakın burada <laughs> biraz korkunç gözüküyor ama basit bir soru aslında. Bakın şunla şuna bakar mısınız? Bakın şunla şuna. E bu bunun eşleniğidir. Yani şöyle bir parantez çekin arkadaşlar kendinize. Bakın parantez çekiyorum tamam mı? Şöyle ikinci bir parantez çekiyorum. Bu iki kare farkıdır. Ya buraya a diyelim yani kök 11 eksi kök 2'ye a diyorum. E bu da b oluyor sevgili. Buna da b diyelim. Şurası a artı b'dir. Burası da a eksi b'dir. Yani a kare eksi b kare olacağı aşikar. İki kare farkıdır. Ne demek istiyorum? Şunun karesi bakın kök 11 eksi kök 2'nin karesi eksi şunun karesi. Yani kök 13'ün karesi bölü aşağıda ne var? Kök 22 varmış. Devam ki. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin tamam mı? Şunun rengini değiştirelim. Burada tam kare var arkadaşlar. Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı eksi 2 katı artı ikincinin karesi yapacağım. Birinci ifadenin karesi kök 11'in karesi 11 eksi. Bu ile bunun çarpımı kök 11 ile kök 2'nin çarpımı kök 22. Bir de 2 katı Eksi 2 kök 22 oldu. Artı. ikinci ifadenin karesi. Kök 2'nin karesi de 2'dir zaten. Eksi. Zaten burada da 13 var sevgili arkadaşlar. E, aşağıda da kök 22 var. Dikkat edin. 11 ile 2'nin toplamı 13. 13 eksi 13 0 oldu. Zaten yukarısı dikkat edin arkadaşlar. Sadece eksi 2 kök 22 kaldı. E, aşağıda da kök 22 var valla. Bunlar da gitti. Cevabımız eksi 2 oldu. Var mı şıklarda valla var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hızımızı kaybetmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Burada A çarpı B çarpı C'yi soruyor. Şimdi ilk önce C'yi boş verin arkadaşlar siz. Şu an ben A ile B'nin çarpımını bulacağım tamam mı? A ile B'nin çarpımı nedir? Yani C'den vazgeçin. C'yi görmeyin şimdi sevgili arkadaşlar. A ile B'nin çarpımı nedir arkadaşlar? Hocam valla iki kare farkıdır yani. Ben bunları bunu çarparsam bakın burada 9 var. Burada da aynı ifadeler var. Bakın arada eksi var artı var. O zaman burada hemen kendimize A çarpı B'yi yazalım mı? Evet. Zaten bunları tek kök içerisinde çarpacağız sevgili arkadaşlar. Bakın tek kök içerisinde neyle neyin çarpımı? 9 eksi A bu zımbırtıyla 9 artı bu zımbırtının çarpımı. 2 kare farkı gelecek. Yani 9'un karesi 9'un karesi eksi A bunun karesi. O nedir? Vallahi kök içerisinde 10 eksi kök 5037'nin karesi. Ne yaptım? A ile B'nin çarpımını şu ana kadar buldum. Tek kök içerisinde bunları çarptım. İçeride 2 kare farkı var. 9'un karesi ikinci ifademiz de bu olduğu için onun karesini aldık. Devamken şöyle yazalım 9'un karesi zaten 81. Sevgili arkadaşlar bakın şu A bu kökü götürür. Değil mi? Artık kök yok. Bakın A ah, kök gitti artık. Bu kare de gitti. Şu eksiği dağıtır mısınız? Eksi 10 artı kök 5037 olmaz mı? Evet. E 81'den e, onu 10'u çıkarın. Bu biraz zor ha. 71 mi? He vallahi. Yani ne geldi arkadaşlar? A çarpı B artık burada yazıyorum. 71 eksi şey artı kök 5037 geldi. He vallahi. Değil mi arkadaşlar? Bunu hesaplarsak ne geliyor? 71 artı kök 5037 geldi. A çarpı B'yi hesapladım. Şimdi A çarpı b hesapladık mı? Evet. E C nedir? Arkadaşlar C'yi de getirin yazın yerine. C de budur zaten. Bakın C neymiş? 71 eksi kök 5037 imiş. Bey burada da iki kare farkı geldi ha. He valla. Bakın 71 71 bu la bu aynı arada artı var eksi var iki kare farkı şimdi bu nıçılları tutuyoruz arkadaşlar bu nıçıl ya bu nıçılı alıyoruz tek kök içerisinde çarpıyoruz tek kök içerisinde ne ile neyi çarpıyoruz vallahi a bununla şunu çarpıyoruz e orada da iki kare farkı gelecek yani 71'in karesi eksi a karesi o nedir kök 5037'nin karesi e hoştur 71'in karesi nedir beyi Arkadaşlar 71'in karesini hesaplar mısınız? Ben öyle yazıkım. Vallahi 71'in karesi. 1 kere 71, 71. 7 kere 1, 7. 7 kere 7, 49. Topladım ne geldi? 1, 14. Elde var 1, 10. 5, mi geldi? He valla. 71'in karesi neymiş? 5041'miş. Eksi. bu da bunu götürdü. 5037. 5041'den 5037'yi çıkarsak 4 gelmez mi? He valla. Cevabımız ne çıktı? 2 çıktı. Ve sadece 2 için mi bu kadar uğraştık? Cevabımız Bursa. <coughs> He valla. İşlemin sonucu reel sayı olduğuna göre bu nedir? Şimdi arkadaşlar bakın bu ifadenin sonucu bir reel sayıysa yani şöyle düşünün arkadaşlar. kök 5 artı kök 5 bölü 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 sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bu sonsuza kadar gidiyor ya arkadaşlar nokta noktanın anlamı yani sonsuza kadar gidiyor. X'e ise, arkadaşlar burası da sonsuza gidiyor. Bakın aynısı sonsuza gidiyor. O zaman buranın sonucu da x'tir. Anlaştık mı? Yani kısacası diyoruz ki kök 5 artı kök 5 bölü şu alt kısma x dedim artık yani sonuç x ise orası da x'tir. Eşittir x oldu. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Vallahi yok. Peki bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar bundan sonra vallahi artık kendimizi perişan edeceğiz. Eyvallah. Mesela şöyle şunu çarpıp toplayalım mı? Baba baba ba, neler yapacağım? X kök 5. X kök 5. Artı kök 5. Bölü, kö, bölü x eşittir x oldu mu? Evet. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Sen ne yapıyorsun? Hiç gerek yok ki buna. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Seni denemiştim öyle yapma. Zaten bizden bunu soruyor. Abi zaten bunu a, bu tarafa atsan çıkıyor sonuç. Cevap kök 5 o zaman. E vallahi. Sen niye öyle yapıyorsun? Bak x şunu karşıya yani kök 5 bölü x'i eksi kök 5 bölü x olarak karşıya gönderiyorum. E, bir tarafta da sadece kök 5 kaldı. E, zaten bizden bunu soruyor. Cevap Edirne. İfadesini açabilmem ne. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yazabilir miyiz? 1 bölü. Şurayı Kök 11 bölü kök 10 yazıyorum. Bir de eksi 1 var. Biraz kendimize düzenleyelim. 1 bölü. Bu bunu çarparsak yani kök 11 eksi kök 10 bölü kök 10 oldu mu? Ne yaptım? Bu bunu çarptım. Bundan bunu çıkarttım. Bilmem ne falan anladınız. Devam ki 1 bölü. Şunu arkadaşlar bakın. 1'in altında bir şey varsa bunu ters çevir çarpmıyor muyduk? Evet. Yani ne oldu cevap? Kök 10 bölü kök 11 eksi kök 10 oldu. Şimdi ne yapacağım? Eşlenikle çarpalım. Hep diyor ki ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bu olur. E tamam arkadaşlar. Yani şunun isterseniz eşlenikle de çarpalım. Çarpalım mı? Evet. Yani burası kök 11 artı kök 10 değil mi arkadaşlar? Bir tam sonuca gidelim yani. Bunu hem a çarpacağım hem de a çarpacağım. E buyla bakın şuyla kök 10'un çarpımı nedir? Abi çarpmanıza gerek yok. Kök ile kök 11 artı kök 10'un çarpımıdır. Bölü aşağıda da zaten bakın kök 11'in karesi 11, kök 10'un karesi 11 10, geliyor. 1 yazmamıza gerek yok. Ver hasil sonuç bu geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bunu neyle çarparsam sonuç şu gelir. Yani sonucu bir yazalım bir daha. Sonucumuz ne geldi? Ben kendimi perişan ettim, hesapladım. Şöyle bir şey geldi. Diyor ki siz bunu neyle çarparsanız sonuç bu olur. Arkadaşlar zaten cevap direkt çıktı. Eyvallah cevap denizli. Niye? Ben bunu 1 bölü kök 10 ile çarparsam bu bunu götürür. Gerçekten şuraya ulaşırım. Eyvallah. Sonsuz kökler. Arkadaşlar bununla ilgili soru gelmiyor. Yani yine de belli olmaz diye koyduk sevgili arkadaşlar bu tarz soruları. Toplamada ne yapıyorduk? Bunun ardışık çarpanlarına bakıyorduk. Mesela 7 ve 8 ardışık sayılardır. 7 kere 8 de 56'dır. Toplamada büyük olanı alıyorduk. Yani cevap 8. Ardışık çarpanlar 7 kere 8 56. 7 ve 8 ardışıktır. Çıkarmada küçük olan ardışığı alıyorduk. Yani cevap 7. Bu nedir? 9 ile 10 ardışıktır. 9 kere 10 90'dır. Çıkarmada küçük olan ardışı alıyorduk. Diyor ki x eksi y artı z. x 8'dir. y 7'dir. z 9'dur. Cevabımız ne oluyor? 10 mu oluyor arkadaşlar? Hevallah. Değil mi? Hevallah. <coughs> Çarpmada derece 1 eksiliyordu hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. 5'i 1 azaltın 4, 81 oldu. 81 de 3 üzeri 4'tür yani sonuç 3 oldu. Bu çarpmada derece ne yapıyorduk? Vallahi bir azaltıyorduk. 4'ü bir azaltın 3, 27, 27, 3 üzeri 3'tür. Yani küp içinde 3 çıkar. Bölmede dereceyi 1 arttırıyorduk. Yani burada derece şu an gizli bir 2 var. 1 artırırsak 3 olur. 64, 64 de 4'ün küpüdür. Burası 4 olarak çıkar. B çarpı C. 3 kere 4 12 oldu B çarpı C. A nedir? Valla 3'tür. Cevabımız ne oldu? 15 oldu. Tamam. Eşitliğinde X kaçtır diye soruyor. Şimdi. Arkadaşlar ilk önce buraya hesaplayalım. Hocam efendim. Çarpmada dereceyi 1 azaltıyorduk. E, dereceyi 1 azaltırsak 2'den 1 çıkarın 1. Arkadaşlar derece 1 diye bir şey yok. Yani burası 3 olur. Tamam mı? Yani kökün derecesi 1 diye bir şey yok ya arkadaşlar. Yani köklü sayıları işlerken biz diyoruz ki burası bir şey görünmüyorsa en küçük 2 olabilir. Derece 1 diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Mesela bu ne demek? Bu x demek. Derece 1 diye bir şey yok. Anlaştık mı? Çok güzel. Şimdi ben ne yaptım? Çarpmada dereceyi bir azaltıyoruz. Dereceyi bir azalttım 1 oldu. Yani demek ki 3 oldu. Cevap 3. Kısacası buranın sonucu 3 olmalı. Ne demek istiyorum? İşte e, x artı x artı x bu bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Sonucumuz 3 olmalı. Arkadaşlar toplamada yani sonsuz köklerde toplamada ne yapıyorduk? Ardışık 2 tane çarpan buluyorduk. Toplamada büyük olanı alıyorduk. Demek ki büyük olanı 3'tür. E küçük olanı da 2 olacak. Bunlar ardışık olmak zorundaydı. 2 kere 3 bu 6'dır demek. He x 6'dır. 2 kere 3 6. Büyük olan çarpanı al 3. Tamam. Önemli bir soru değil. Ha, bunlar önemli mesela. 7. soru çok önemli. Şimdi A, B, C'yi sırala. Arkadaşlar köklü sayılarda sıralama yaparken genelde dereceleri eşitliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın dereceler eşit değilse eşitlemek zorundasınız. Şimdi burada derece 2, derece 3, derece 4. 3, 4, 2 nerede eşitlenir? 2, 3, 4 A 12'de. O zaman bunu 6 ile genişletmem lazım. 6 kere 2 12'dir. Bunu 4 ile genişletmem lazım. 4 kere 3 12'dir. Bunu 3 ile genişletmem lazım. 3 kere 4 12'dir. Yani A neye eşit oldu? A eşittir. Bakın Şimdi siz köklü sayılarda hem üst hem derece aynı sayıyla çarpmak zorundasınız. 6 kere 2 12 evet eyvallah ama 3 üzerinde de 6, üzeri, 6 kere 1 6 oldu. Buna da dikkat edin. B eşittir. Derecemiz ne oldu? 4 kere 3 12 işim bitmedi. Bakın burada da 1 var. 4'ü hem 4'ü de bir şey dereceyle çarpıyorsanız üstüyle de çarpmanız lazım. 4 kere 1 4. C eşittir. 3 kere 4 12. 5 üzeri 3 mü olur? Evet. Değil mi? 3 kere 1 3. Şimdi dereceler eşitse arkadaşlar. 3 üzeri mesela 5 üzeri 3 125'tir. Eyvallah. 4 üzeri 4 256'dır hesaplarsak. 3 üzeri 6 3 üzeri 5 243'tür. 243'ü değil mi arkadaşlar? 243'ü 3 ile çarparsak ne olur? 600 küsür olur sevgili arkadaşlar. 700 hatta 741 gibi bir şey çıktı. Yani bu en büyüktür bir kere. A en büyüktür. Yani hepsini hesaplamanıza gerek yok. Ben kafadan salladım bunu. Sonra B. Bakın C de zaten görüyorsunuz. 125 en küçüğüdür. C küçüktür. B küçüktür. A olacak. Cevabımız C. Köklü sayılarda sıralama yaparken dereceler eşitse arkadaşlar hepsini kök içine topluyoruz. Mesela 5'i Kök içine atıyorsunuz. Ne oluyor? E, diyeceksiniz ki hocam 3 zaten içerideydi. Bu 5'i siliyorum. Kökün içine 25 olarak gönderiyorum. 25 çarpı 3 75. Eyvallah. Benzer şekilde buraya geldik. E, hocam zaten e, 2'yi siliyorum. 2'nin karesi yani 4 olarak kök içine gönderiyorum. Bir de 5 var. 4 kere 5 20 oldu. Bitti gitti yani bir şey yok. Devam ediyorum. 3'ü siliyorum. 3'ü 9 olarak kök dışında içine gönderiyorum. 9 kere 4 36 oldu. Hangisi büyük? E, 75 en büyüktür. Yani A en büyüktür. Sonra C bakın 20 de en küçüktür ona dikkat edin küçüktür B. B küçüktür C küçüktür A ah, cevaptır cevabımız Adana. Köklerin derecesi eşit değilse kökün derecesini eşitlemek zorundayız sevgili arkadaşlar. Bakın burada gizli bir 2 var. 8 4 2 8'de eşitleyebilirim. E bunu 2 ile genişletelim arkadaşlar. Burayı da 4 ile genişletelim. Ya bu zaten nedir arkadaşlar? 8. dereceden kök 33'tür. Ona karışmıyoruz. Burası nedir? E, 2 kere 4 8. 5 üzeri 2 kere 1 2 oldu. Yani 25 oldu içerisi. Buna bakıyorum. 4 kere 2 8, 2 üzeri 4 kere 1 4 oldu. 2 üzeri 4 da 16'dır değil mi arkadaşlar? Buraya 16 yazdım. E zaten bakın 33 en büyük sonra 25, 16 da en küçük. Demek ki A büyük, B büyük, C olmalı. Bakıyorum A büyük, B büyük, C, C, Ceyhan şıkkında mevcut. Cevabımız Ceyhan. Sırala diyor. İyi. Kökün derecesi arkadaşlar. Eşit değilse kökün derecesini ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Şimdi bunu <laughs> öyle de yapabiliriz. Bunu biraz sadeleştirebiliriz de aslında. Bakalım sadeleştirsek işimize yarar mı? Hani daha büyük sayılarla uğraşmamak için söylüyorum sevgili arkadaşlar. Ee, burayı he yani buyla bunu eşlememiz zaten yeterlidir. Yani bunu 3 ile genişletmeniz lazım. Bunu da 2 ile genişletmeniz lazım. Yani burası ne oluyor sevgili arkadaşlar? 3 kere 2 6 27 üzeri 3 kere 1 3 oluyor değil mi? Bunu düzenlersek ne olur? 2 kere 3 6 2 kere 1 3'ün üzerinde 1 var ya 2 kere 1 2 3 üzeri 2 oldu. burada da zaten karışmayalım olduğu gibi yazalım yani zaten derece eşit. 3'ün karesi 9'dur. Arkadaşlar 27'nin küpü devasa bir sayıdır. Bak rastgele kafadan bir şey yazıyorum buraya 7 8 9 bilmem ne. E, en büyük budur zaten yani A büyüktür. A en büyüktür. Sonra 81 yani C. Bakın dikkat edin. B de en küçüktür arkadaşlar. B küçüktür, C küçüktür, A cevaptır. Cevabımız denizli. Arkadaşlar bu tam sonuç değil. Ben kafadan salladım. Yani büyük olduğunu göstermek için yazdım. He valla. X, yazda sayılarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kök içine gönderelim sevgili arkadaşlar. Kök içine gönderelim. Ne demek istiyorum? 2'yi siliyorum. 2'nin karesi olarak içeri gönderiyorum. Yani 4 olarak içeri gönderiyorum. 4 kere 5 20. Burası aslında kök 20 demek. Benzer şekilde 3'ü siliyorum 9 olarak kök içerisine gönderiyorum. 9 kere 2 18. Burası kök 18'miş gibi düşünelim. 4'ü siliyorum 16 olarak kök içine gönderiyorum. 16 çarpı 3 48 mi? Burası kök 48'miş gibi düşünelim. Şimdi arkadaşlar bakın sayı doğrusunda zaten biliyorsunuz bunları. Kök 0, 0, kök, 0 kök 0'dır. 1 kök 1'dir aslında. 2 kök 4'tür. Değil mi arkadaşlar? 3 kök 9'dur. Mesela 4 kök 16'dır. Ondan sonra 5 kök 25'tir. Değil mi arkadaşlar? Mesela bunları biliyoruz. Şimdi mesela kök 20 nerede? X nedir arkadaşlar? Mesela X eşittir kök 20 mi ya? ya? Kök 20 nerede arkadaşlar? Kök 20. Yani şöyle gidebilirsiniz. Mesela kök 20. Hocam ala kök 16 ile kök 25 arasındadır. Kök 16 4 ya. Yani kök 20. 4 ile 5 arasındadır arkadaşlar. Ya demek ki x neymiş arkadaşlar? 4 ile 5 arasında olmalı. Direkt şık eleyerek gidelim. Eyvallah. x 4 ile 5 arasında olmalı. Bakıyorum. x burada 4 ile 5 arasında değil. Burada x 4 ile 5 arasında değil. Burada x 4 ile 5 arasında değil. Burada x 5 ile 6 arasında demiş değil. x 4 ile 5 arasında e direkt zaten şıkları elediğimizde cevap direkt çıktı. Hadi diğerlerini de bulalım. Kök 18'de de yine benzer şekilde arkadaşlar. Bakın kök 18 kök 16 ile kök 25 arasında. Yani 4 ile 5 arasında. Y de 4, 5, 4 ile 5 arasında. E zaten bakın Y x'ten küçüktür. E onu da belirtmiş. Z mesela kök 48 arkadaşlar. Burası kök 36'dır. 7 de kök 49'dur. Gerçekten kök 48 buralarda bir yerde. Yani 6 ile 7 arasındadır arkadaşlar. Bu doğru cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar köklü sayılarda bunun pratik yolunu vereceğim geçeceğim. Çarpanları ayırmada aslında her tarafın karesini alıyoruz. Bu tarz durumlarda eğer toplamlar aynıysa çarpıp kıyaslıyorsunuz. Çarpımları aynıysa toplayıp kıyaslıyoruz. Mesela toplamları 33 yani köklerin içini topluyorum direkt arkadaşlar. Normalde bunların toplamı kök 33 olmaz. 30 ile 3'ün toplamı 33, 15 ile 6'ın toplamı 21 olmadı. Çarpım bakın 30 ile 3'ün çarpımı 90. 15 ile 6'nın çarpımı 90, 10 ile 9'un çarpımı 90. Çarpımları aynı ya, o zaman topluyorsunuz köklerin içini. Bakın 30 ile 3'ün toplayın 33, 15 ile 6'yı toplayın 21, 10 ile 9'u toplayın 19. Hangisi en büyüktür? Bakın bu en büyük çıktı, yani x en büyük. Sonra 21 yani y, sonra z. Tam bu pratik yoldur arkadaşlar. Z küçüktür, y küçüktür x. Bunun mantığı ne? Arkadaşlar mantığı da şudur, size e, is İspatını ödev vereceğim. Şöyle x'in karesini yani her iki tarafın karesini alıyorsunuz. Burada da her iki tarafın karesini alın. Burada da her iki tarafın karesini alın. Hesaplayın göreceksiniz ki dediğim doğrudur. Tamam arkadaşlar? Olduğuna göre x kaçtır? Vallahi hoştur kendime içler dışlar çarpımını yapacağım. Eyvallah. Arkadaşlar bu ikisinin çarpımı zaten iki kare farkıdır. Yani kök x'in karesi x eksi kök 5'in karesi 5 oldu. Bir de şu ikisinin çarpımı. Bakın bu ikisinin çarpımı da bunun açıları tutuyorum. Tek kök içerisinde çarpıyorum. Ne ile neyi? X artı 15 ile X eksi 15'i çarpıyorum. E bu bunun iki kare farkıdır. X'in karesi diyeceğim. Eksi 15'in karesi yani 225. Kökün düşmanı karedir sevgili arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Vallahi her tarafın karesini alıyorum kendime. Bunun karesi nedir hemen hesaplıyorum x kare eksi bu bunu bunun çarpımı 2 katı eksi 10 x artı 5'in karesi 25 eşittir. E, sağın karesini aldığımızda bunlar zaten gider Değil mi sevgili arkadaşlar? Yani x kare eksi 225 oldu. X kareler zaten gider. E, eksi 10 x'i e 10 x olarak sola gö sağa gönderelim. Eksi 225'i de artı 225 olarak gönderdim bir de artı 25 var 250 oldu mu? Evet. Bunu bu ona bölsek x eşittir 25 sonucuna ulaşıyoruz. Yani cevabımız ne çıktı? Edirne çıktı sevgili arkadaşlar. Olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Arkadaşlar burada gruplandırıp kendimize ortak parantezi alalım mı? Mesela burayı a ortak parantezine aldım. Ne geldi? Kök a artı 1 geldi. Hemen yanında ne var? Zaten kök a artı 1 var. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Bir daha arkadaşlar burayı halledelim. Şu üst, üst, kısmı tamamen halledelim. Yani kök a artı 1 ortak parantezine alıyorum. a artı 1 geliyor. Alt kısma geçtim şimdi. Ah. E bu iki kare farkıdır sevgili arkadaşlar. Yani bu burayı şöyle yazabilir miyim? a eksi 1 çarpı a artı 1. Tamam. a artı 1'i yazdım bir kere. Şimdi arkadaşlar a eksi 1 de 2 kare farkıdır. Bunu zaten konu anlatımında benden dinliyorsanız şu an kendinize kef ediyorsunuz. Bakın a eksi 1'i kök a eksi 1 çarpı kök a artı 1 şeklinde yazabiliriz. Gerçekten bakın bu bunun eşleniği ya kök a'nın karesi a oluyor birin karesi 1 bir oluyor. Dolayısıyla bakın a artı 1'i yazdım şu a eksi 1'i de kök a eksi 1 çarpı kök a artı 1 diye yazıyorum. Arkadaşlar bu çok önemli bir özdeşliktir. Lütfen bunu bilin. Bakın köklü sayıları çarpanlara ayırmayı rica ediyorum. Benden dinleyin. Ben bunları perişan ettim kendimi. Çok detaylı anlatmışım. Neye eşitmiş? 1 bölü 2'ye eşitmiş. Şimdi ne yapacağım? E bakalım gidenler var mı? Mesela şuyla şu aynıdır gitti. Buyla bu aynıdır gitti. Burada 1 kaldı zaten. İşlerse çarpımını yapıyorum. 1 kere kök a eksi 1 kök a eksi 1'dir. 2 kere 1 2'dir. Şunu bu tarafa attık. Kök A eşittir 3 oldu. Her iki tarafın karesini alsak A demek ki 9'dur. Tamam arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız şıklardan gidin. Eyvallah. Evet. Devam ki. Şimdi burada arkadaşlar ne yapabiliriz? Burada direkt her iki tarafın karesini alalım kendimize. Her iki tarafın karesini alalım burada kendimize. Bakalım ne gelecek? Birincinin karesi yani kök A'nın karesi A'dır. Buyla bunun çarpımının 2 katı. Kök A çarpı kök B. Kök AB. 2 katı 2 kök AB oldu. Artı. Kök B'nin karesi de B'dir. Neye eşitmiş? 5 kök 6'nın karesi. 5'in karesi 25. Kök 6'nın karesi 6'dır. 25 çarpı 6. 150 mi olur? Evet. Yukarıda ne var? Bunun aynısını yazıyorum. Yukarıda A artı e, B eksi 2 kök AB eşitmiş 50'ye. E taraf tarafa toplayayım gitsin. He valla. Bakın taraf tarafa topluyorum kendime. Aa, aha. Eksi 2 kök a, b ile artı 2 kök AB gidiyor. A ile a'nın toplamı 2 a. B ile b'nin toplamı 2 b. Yani 2 parantezinden a artı b geleceği a şikar. Neye eşitmiş? 50 ile 150'nin toplamı 200. 200'ü 2'ye e, bölsek 100 olur. Demek ki neymiş arkadaşlar? A artı B 100'dür. Hocam A artı B'yi soruyor cevap 100'dür kök A artı B'yi soruyor. Bakın A artı B'yi biz 100 bulduk ya. Kök 100 nedir? Valla 10'dur. Tamam mı? Ona da dikkat et. Evet. Şekil 1'de uzunluğu birim cinsine verilen kalem 2'ye bölünüyor. Oluşan 2 parça ve birim e, türünden uzunluk şekli 2'de verilmişti sevgili arkadaşlar. Yani kalemi 2 parçaya bölmüşler. Buna göre x kaçtır? Arkadaşlar bu kalemin uzunluğu zaten şu değil mi? Yani e aynı zamanda iki parçaya böldüğümüzde bir parçanın uzunluğu budur, bir parçanın uzunluğu budur. Ya bu ne anlama geliyor? Demek ki bu ikisinin toplamı şuna eşittir. Yani x ile bakın x ile kök 2 artı kök 3'ün toplamı bu kalemin uzunluğudur. E zaten kalemin uzunluğu da burada. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Söyleyin isterseniz yazalım yani tam bir bütün olsun diye çözüm. 11 artı 2 kök 24 oldu. Nasıl yapıyorduk? Valla hocam ben bunları biliyorum. Örneğin 8 ile 3'ün çarpımı 24'tür. 8 3 daha 11'dir. Burası aslında kök 8 artı kök 3'tür. Neye eşitmiş? X artı kök 2 artı kök 3'e eşitmiş. Kök 3'ler gitti mi? Evet. Yani X artı kök 2 eşittir. 8 de valla 2 kök 2'dir. E bunu karşıya göndersek X eşittir. 2 kök 2'den kök 2'yi çıkarsak kök 2 kalır. X neymiş? Kök 2'dir diyeceğiz. ABC 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere ABC kutu ABC nasıl tanımlanmış arkadaşlar? A kök C artı B kök C olarak tanımlanmış. Değil mi? Güzel. E tamam verilen tanıma göre biz ne diyeceğiz? 5 kök 2 mesela buranın sonucu nedir? 5 kök 2 artı 3 kök 2. He valla. Aha, aha, Artı. E bu zaten A kök C artı B kök C'dir. Yani şurada, şuraya bakıp yazıyorum kendime a kök c artı b kök c'dir. Neye eşitmiş? 14 kök 2'ye. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin toplamı nedir? 8 kök 2 değil mi? 8 kök 2. 8 kök 2 eksi 8 kök 2 olarak bu tarafa atarsak 14 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkarın. 6 kök 2 oldu. Bu neye eşitmiş sevgili arkadaşlar? Bakın buraya da kök c ortak parantezine alırsak yani a artı b kök c şeklinde yazabiliriz. A artı b parantezinden kök c şeklinde yazabiliriz. Burayı anladınız zaten. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soru gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir sorudur. Öncelikle şunu, size şunu söyleyeyim. Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, diyebilirsiniz ki işte a artı b kesinlikle 6'dır. C de 2'dir. Evet yani öyle düşünebilirsiniz. Bakın birinci durum arkadaşlar. Birinci durum. A artı B 6 olabilir. Böylelikle C'ye de 2 demiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu birinci durum. Peki başka durum var mı? Onu da incelemek zorundayız. Eyvallah. Başka durum var mı? Yani C 2 olmak zorunda mı? Yani C'ye 2 buraya 6 dediğinizde 6 kök 2'yi sağlıyor. Şimdi C 8 de olabilir arkadaşlar. Şimdi A, B, C, 3 basamaklı doğal sayısı A'da, B'de, C'de birer rakamdır. Bakın C'ye 8 derseniz 8, 2 kök 2 ya. Burada kök 2 varsa burada kök 2'li bir şey arıyorum. 8 derseniz C'ye arkadaşlar. Bakın burada buradaki ihtimalde C'ye 8 dedim. Buraya dikkat edin. O zaman burası şöyle bir şey oluyor. A artı B çarpı kök 8, 2 kök 2'dir. Eşittir. 6 kök 2 oldu. Bakın kök 2'ler gitti. 6'yı 2'ye böldüm 3. Yani buna da 3 diyoruz arkadaşlar. A artı B de 3 çıktı. 3 çarpı burası 2 kök 2'dir. 3 çarpı 2 kök 2 6 kök 2'yi sağlıyor. Yani A artı B eşittir 3 de olabilir. İki farklı durum var. Peki burada dikkat etmem gereken başka ne var? A, B, C 3 basamaklı. A da B de C de rakamdır. A 0 olamaz ama B ve C 0 olabilir. Zaten C'nin ne olduğu belli arkadaşlar. Burada kaç farklı A, B sayısı yazılabilir? İşte 1 ile 6'nın toplamı, 1 ile 5'in toplamı 6 olabilir. 2 ile 4'ün toplamı, 3 ile 3'ün toplamı 6'dır. 4 ile 2'nin toplamı 6'dır. 5 ile 1'in toplamı 6'dır. 6 ile 0'ın toplamı 6'dır. Bakın B 0 olabilir sevgili arkadaşlar ama A 0 olamaz. Burada dikkat ederseniz kaç farklı durum var? 6 tane ABC sayısı yazılabilir. C zaten 2'dir. AB kaç farklı değer alabiliyorsa o kadar ABC sayısını yazabiliyoruz. Burada 6 tane geldi. Bunu seçersek 1 ile 2'nin toplamı 3'tür 2 ile 1'in toplamı 3'tür 3 ile 0'ın toplamı 3'tür. Bakın A'ya 0 diyemiyorum ama B'ye 0 diyebilirim. Burada da 3 farklı durum var sevgili arkadaşlar. O zaman toplam 6 3 daha. 9 farklı abc sayısı yazılabilir. Gerçekten dehşetli verici bir soru. İçindeki a pozitif tam sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen ile sayısı tanımlanabilmektedir diyor. Yani çokgenin içindeki sayıyı kök içine yazıyoruz. Çokgenin kenar sayısını da dereceye yazıyoruz. E hoştur arkadaşlar bunu o zaman direkt şuradan yapalım mı? Mesela burası ne olacak? 4 kenarlı olduğu için dörtgen 4. dereceden 625 olacak. He vallahi. Artı benzer şekilde bu 1 2 3 4 5 kenarlı olduğu için derece 5 olacak. İçinde de 243 olacak. Artı bu da 3 kenarlıdır. Demek ki derecemiz 3 olacak. İçinde de 216 olacak. E 625 5 üzeri 4 değil mi zaten arkadaşlar? He. Aha isterseniz böyle tek tek yazayım kendime. 5. dereceden 243 de 3 üzeri 5'tir. Artı 3. dereceden bu neyin küpüdür arkadaşlar? Söyleyin. 216 arkadaşlar neyin küpüdür? 8'in küpüdür öyle değil mi? Niye? Bakın gerçekten 8 çarpı 8 çarpı 8. 8 kere 8 64. 60, değil mi arkadaşlar? 8 ile 8'in çarpımı 64. Ee, yuvala 8'in küpü değildi. Eyvallah. Neyin küpüdür peki? Söyleyin arkadaşlar. 6'nın <laughs> küpüdür. Sizi denemiştim. 8'in küpü değil. 6'nın küpü nedir? 6 çarpı 6 çarpı 6. Bir ara beyin gitti geldi. 6 kere 6 36. 36 ile 6'nın çarpımı 216'dır gerçekten. Neyse şunlar gitti burası 5 oldu. Bunlar gitti burası 3 oldu. Bunlar gitti burası 6 oldu. Toplarsak ne oluyor? 8 6 daha 14 oluyor. Cevabımız denizli. Şimdi Ters üçgende ne oluyormuş arkadaşlar? Yani x y varsa kök x'in y fazlası. Burada da e, normal düz üçgen varsa kök x'in y eksi. Şimdi burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın ters üçgen varsa y fazlası. Yani kök x'in yani buranın sonucu ne oluyor? Şuranın sonucu. Kök x'in 5 e, fazlası. Pardon, kök y fazlası dediği için kök 5 fazlası yapacağız. Şöyle oldu. Yani buranın sonucu çarpı Şimdi ise şuranın sonucunu hesaplıyorum. Düz üçgende kök x'in kök y fazlası. Yani kök x'in şey eksiği demiş arkadaşlar. Kök 5 eksiği. Eksi kök 5 diyeceğim. Neye eşitmiş? 44'e eşitmiş. E bu bunun eşleniğidir. Kök x'in karesi x. Kök 5'in karesi 5. Eşittir 44. E bunu bu tarafa attık. x eşittir 49 sonucuna ulaşıyoruz. Tamam. Aşağıdaki şemada Ahmet'in okulu, kütüphane ve spor salonu arasındaki mesafeler gösterilmiştir. Ahmet okuldan ilk spor salonuna, spor salonundan sonra kütüphaneye gidiyor. Buna göre Ahmet'in toplam kaç metre yol gittiğini bulalım. Binaların genişliği ihmal edilecek diyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki toplam mesafeyi bulalım. 250 kök dışına nasıl çıkar? İşte dersiniz ki 25 çarpı 10 250'ye eder. 25 5 olarak dışarı çıkar ama 10 çıkmaz. Burada da bir tane 10 var. 10 kere 5 50 kök 10 oldu arkadaşlar. 50 kök 10 oldu. Neresi? Şuradaki mesafe. Tamam. Buradaki mesafeyi şimdi hesaplıyorum. 36 çarpı 10 360 eder. Bakın 8'i unutmadan yazıyorum. 36 6 olarak çıkar. 10 çıkmaz. 8 kere 6 48. 48 kök 10 oldu. Neresi? Kütüphane ile spor salonu arasındaki mesafe. Şimdi Ahmet ne yapıyor? İlk önce spor salonuna gidiyor, evinden çıkacak arkadaşlar, öyle değil mi? Ahmet okuldan spor salonuna, spor salonundan sonra kütüphaneye gidecekmiş. Yani Ahmet nasıl bir yol izleyecek? Okuldan çıkıp ilk önce spor salonuna, sonra spor salonundan da kütüphaneye gidecek. Şimdi burada mesafe nedir? Yani okulla spor salonu arasındaki mesafe 50 kök 10 artı 48 kök 10, 98 kök 10'dur. Şu an spor salonuna gitti. E spor salonunda da okula gidecek. Buradan da bir 48 kök 10 gidecek. Toplam ne kadar gitti sevgili arkadaşlar? 98 ile 48'in toplamı ne oluyor? 146 kök 10 oluyor. Toplam gideceği mesafe 146 kök 10 olacak. Aşağıdaki pozitif gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı olarak tanımlanmış. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Şuranın sonucunu hesaplayalım mı? Bakın. 8. A yerine 8 yazıyorum burada. Tamam isterseniz böyle koyu bir renkle yapayım ki tam belirgin olsun. Burada A yerine 8 yazıyorum. B yerine 15 yazıyorum. Bakalım ne çıkacak? A yerine 8 yazıyorum. B yerine 15 yazıyorum. E arkadaşlar bu ikisinin çarpımı mesela 5 çarpı 3 15 eder. 5 ile 3'ün toplamı da 8'dir. Buranın sonucu kök 5 artı bakın artı olduğu için kök 3. Değil mi? Yani burası ne oldu? 2 bölü buranın sonucu neymiş demek ki? Kök 5 artı kök 3'müş. Güzel. Artı. 2 bölü. Şimdi şunu hesaplıyorum. Bakın kırmızıya gelin. 8'e 15 yazıyorum. A yerine 8, B yerine 15 yazıyorum. Bu ikisinin iki tane çarpmanını bul. 5 kere 3, 15. 5, 3 da 8 ediyor. O zaman ne yapacağım? Kök 5. İlk önce büyük olanı alıyorduk. Sonra eksi var burada. Eksi. Küçük olanı yani kök 3. Ne çıktı? kök 5 eksi kök 3 çıktı. E bundan sonra söyle hoştur. Bunda ister paydalar eşitleyin isterseniz eşlenikle çarpın. Mesela kök 5 artı kök 3'ün eşleniği kök 5 eksi kök 3'tür. Bunun eşleniği de kök 5 artı kök 3'tür. Ne geliyor? Şunu şunla çarparsak ne geliyor? Bakın 2'yi dağıtmadan yazıyorum. 2 parantezinden kök 5 eksi kök 3 geldi. Zaten paydaya dikkat edin. 2 kare farkı. Kök 5'in karesi 5, kök 3'ün karesi 3, 2 geliyor. Yani bu ikiler de gitti. Artı benzer şekilde bunu şununla çarpsak iki parantezinden kök 5 artı kök 3 oluyor. Aşağısı da zaten kök 5'in karesi 5 kök 3'ün karesi 3 2 geliyor. Bunlar gitti. Burasına çıktı. Kök 5 eksi kök 3 geldi. Burada da kök 2'ler gitti. Kök 5 artı kök 3 oldu. Eksi kök 3 ile artı kök 3 gider. Kök 5 artı kök 5 cevabımız 2 kök 5 olacak. Var mı şıklarda olmaz mı? Sınavı kazanacağız dedim size. 10. sorudayız. Şöyle bir şey varsa arkadaşlar bu kök x eksi kök yeymiş. Böyle bir şey ise yani üst üste kök x artı kök y. Eyvallah hoştur arkadaşlar. Bakın bir tane büyük bir kök var onu unutmayalım başımıza böyle olmasın. Bunun anlamı nedir sevgili arkadaşlar? Bakın yan yana farkları yani kök 5 eksi kök 3 değil mi? Burası ne oldu? Kök 5 eksi kök 3 oldu. Çarpı. Üst üste toplamları yani köklerin toplamları. Kök 20 artı kök 12 oldu. E arkadaşlar bakın şimdi ben burayı nereyi şurayı kök 4 ortak parantezine alır mısınız? Yani şöyle yazabilir miyim? Kök 5 artı kök 3 parantezinden kök 4. Eyvallah. Neden? 4 kere 5 20 eder. 4 kere 3 12. Yani bunu siliyorum arkadaşlar. Bakın bunu siliyorum. Yerine şunu yazıyorum. Niye öyle yaptım? Daha güzel olsun diye. Mesela şu ikisi 2 kare farkıdır sevgili arkadaşlar. Kök 5'in karesi 5 eder kök 3'ün karesi 3 eder. 5'ten 3 çıkarın 2 oldu. Bakın bir tane kök var onu unutmayalım şu kökü. 2 geldi. E burada da kök 4 zaten 2'dir. Bakın şu ikisinin çarpımı 2 iki geldi. Burada da bir kök 4 yani 2 var. 2'nin karesi 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Cevabımız Bursa. Üst üselerse kök A çarpı B. Böyleyse kök A artı B. E ola hoştur. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. Şöyle büyük kök bir tane kök çizdik. Bu neymiş arkadaşlar? Pardon şurada toplayacakmışız bu ikisini. Yani 108 ile 13'ün toplamı ne oluyor? 121. Orası ne oldu? Kök 121 oldu. Artı 2. Ee, üst üstelerse çarpıyorduk değil mi? 5 kere 6 30. Kök 30 oldu. Arkadaşlar bakın şöyle çaprazlama ise topladım kök içine yazdım. Bu ile bunun toplamını kök içine yazdım. Üst üstelerse çarp kök içine yaz. 5 kere 6 30. Kök içine yazdım 30. Bu iki de zaten mevcuttu. E şimdi kök 121 11 olarak dışarı çıkar. 121 değil mi? 11 yazdım artık oraya. Bunun iki tane çarpanını buluyoruz. Örneğin 6 kere 5 30. 6 5 daha 11'i veriyor. O zaman buranın cevabı kök 6 artı kök 5'tir arkadaşlar. Bunu toplamanın değişme özelliğinden kök 5 artı kök 6 yazabiliriz. Cevabımız Adana. <laughs> Aşağıdaki daire ve kare içindeki cisimlerin ağırlıkları şekilde gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar buna göre ikinci kafeye konulması gereken ağırlık. Ee, bunların her biri kök 8 demekmiş arkadaşlar. Kök 8 de 2 kök 2'dir biliyorsunuz zaten. 2 kök 2. Kök 50 de 5 kök 2'dir değil mi arkadaşlar? 5 kök 2'dir. Şimdi burada kaç tane e, daire var? 1, 2, 3. 3 çarpı 3 kök 2. 6 kök 2 oldu. Bakın burası 6 kök. 2 oldu. Burasının toplamı kaçtır? E bir tanesi 5 kök 2 ise 5 kök 2 artı 5 kök 2. 2 tane 5 kök 2 10 kök 2 eder. Toplam ağırlık ne oldu? Toplarsak 10 kök 2, 16 kök 2 mi oldu? Evet. E buraya da 16 kök 2 yazacağız ki terazi dengede olsun sevgili arkadaşlar. Cevabımız denizli. Evet devam et. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın çarpanlara ayırmada köklü sayılarda gerçekten bunları çok detaylı anlattım. Bakın mesela bu iki kare farkıdır. Nereden biliyorum? Çünkü 16 4'ün karesidir arkadaşlar. Bakın x de kök x'in karesidir. Kök x'in karesi x eder ya. O yüzden şurası 2 kare farkıdır. Yani burayı 4 eksi kök x çarpı 4 artı 4 artı kök x. İsterseniz burayı artı buraya eksi yapalım. Fark etmez. Çarpı. Burada da zaten 4 eksi kök x var. Bölü. Şöyle bölü. Aşağıda 4 artı kök x var. Neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. E ile hoştur. Bunlar gitti. Arkadaşlar bu ikisi bakın iki kare farkı değil ha. Bu eksi bu da eksi. Bu ne oldu? 4 eksi kök x'in karesi oldu. E valla. Neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Bir sayının karesi 4 ise bu sayı ne olabilir? 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Bakın 2'nin karesi de 4'tür. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Ona da dikkat edeceğiz. Yani kısacası 4 eksi kök x eşit 2 olabilir. Çünkü 2'nin karesi 4'tür. Veya 4 eksi kök x eşit eksi 2 de olabilir. Çünkü eksi 2'nin karesi de 4'tür. Buradan kök e, şey x'i bulalım arkadaşlar. Bakın bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yaparsak e, kök x 2'den x eşitleri 4 çıkıyor mu? Evet. X'in bir değerini bulduk. Burada yine bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa bir tarafta kök x var. Diğer tarafta da 6 mı oluyor? 6'nın 36 36'nın kökü 6'dır. X eşittir 36 çıkıyor. X'in alabileceği iki tane değeri bulduk. X'in alabileceği değerler toplamını soruyor. 4 ile 36'nın toplamı 40'tır. Cevabımız Bursa mükemmel bir soru. İşlemin sonucu kaçtı? Buna benzer bir soru arkadaşlar 3. tesmidi falan çözdük. Şimdi burada ne yapacağız? Eşlenikle çarpım. Mesela bunun eşleniği nedir? Kök 3 eksi kök 2'dir. Bunun eşleniği nedir? Kök 4 eksi kök 3'tür. Bunun eşleniği nedir? Kök 5 eksi kök 4'tür. Bu şekilde devam ediyor. E bunu şununla çarpsak arkadaşlar bakın alt taraf zaten hep 1 gelecek. Yani paydayı yazmanıza gerek yok. Mesela şunu şununla çarpacaksınız. Bu ikisinin eşleniği yani 2 kare farkından kök 3'ün karesi 3'tür. Kök 2'nin karesi 1 2'dir 1 geliyor. Mesela şu ikisini çarptığınızda kök 4'ün karesi 4, kök 3'ün karesi 3 yine 1 geliyor. O yüzden paydalara yazmanıza gerek yok. Kök 3 eksi 2 ile 1'in e, çarpımı kök 3 eksi kök 2 oldu. Artı. Kök 4 eksi kök 3 ile 1'in çarpımı kök 4 eksi kök 3 olur. Kök 5 eksi kök 4 ile 1'in çarpımı kök 5 eksi kök 4 olur. Bu bu şekilde devam ediyor. Bakın bu şekilde devam ediyor. En son bunun eşleni ne? Kök 162 eksi kök 161'dir. Buyla bu birinin çarpımı kök 162 eksi kök 161 gelir. Zaten bu ikisinin çarpımı da 162'den 161'i çıkarım bir payda bir olduğu için paydaları yazmadım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın, burada gidenlere bakalım ve kök 3 eksi kök 3'ü götürür kök 4 eksi kök 4'ü götürür dikkat ederseniz kök 2 gitmedi arkadaşlar tamam mı geriye kalan her şey birbirlerini götürecekler bu da gidecek arkadaşlar bakın çünkü eksi e, şimdi burada şu ikisi kalıyor görüyorsunuz yani ha, inanmıyorsanız hepsini yazım olay öyle kalıyor yani burası eksi kök 2 oldu sevgili arkadaşlar burası da eksi kök 100 e, pardon özür diliyorum özür diliyorum şöyle şu kaldı bir ara beyin gitti geldi Şuyla şu kaldı. 100 artı kök 162 geldi. Şöyle de tahmin edebilirsiniz. Bakın ikili gruplara ayırdık ya. Bu grubun ikinci kısmıyla kalmışsa o zaman son grubun da birinci kısmıyla kalmıştır falan diyebilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Yani hocam ya ben orası tam oturmadı. Hangisi kalacağını nereden bileceğim? Mesela ikili gruplara ayırdım ya. İkili gruplara ayırdınız mesela. Burada kök 3 ile kök 3 gitmişti. Mesela bakın tekle başlayıp çiftle bitiyorsa tek gidiyor. Bu da çiftle başlayıp tekle bitmiş. O zaman tek gidecek demek ki. Tamam. Tekle, öyle düşün yani. Tekle başlayıp çiftle bitmiş. Tek gitmiş. Öyle de düşün. Abi valla yeter. Ee, kök 2 artı. Şurası da 81 çarpı 2. 162 eder. 81 9'dur. 9 kök 2 oldu. Zaten tahmin etmen lazım. 161 kök dışına çıkmıyor. Şıklarda da yok yani. Onda ne işin var? Bunu al. O zaman ne oldu? Burası 8 kök 2 oldu. Tamam mı? Çok güzel. Üçüncü soruda ise arkadaşlar pozitif gerçek sayılar bu e, işlemi nasıl tanımlamış? E, 1 artı kök x'in kare kökü. E tamam arkadaşlar. Yani şu kelimeyi kopya çekiyorum. Yani 9 yazarsanız ne olur? Şöyle bir şey olur. 1 artı kök 9 olur. Çarpı. 64 yazarsak ne olur? X yerine. Vallahi 1 artı kök 64 olur. Kök 9 farklı bir renkle yaparım arkadaşlar. He. Mesela kök 9 3'tür. 3 ile 1'in toplamı 4 oldu. 4'ün kare kökü 2 oldu. Kök 64 8'dir. 1 ile 8'in toplamı 9. 9'un kare kökü 3 oldu. 2 kere 3 6. Bu kadar basit. Eval. Sayılarının sayısının yaklaşık değeri aşağıdaki yöntemle bulunur. Bakalım nasıl? Yani mesela burada arkadaşlar bakın bu tarz sorular sayısal mantıkta da çok geliyor. Tamam mı? Bunun yaklaşık değeri nasıl bulunuyormuş merak ettim ben de. Ne yapılıyormuş? İlk önce bakın kök 25 tam çıkıyor ya kök 36 da 6 bunlar yani etrafındaki tam çıkanlara baktık kök 25 ile kök 36 demiş. Kök 34 sayısı 5 ile 6 arasındadır demiş eyvallah bunu biliyoruz bu 5 olarak çıkıyor bu 6 olarak çıkıyor bunu biliyoruz zaten arkadaşlar değil mi? Daha sonra ne yapmış bakın kök 34 burada arkadaşlar 25 burada 36 burada sayı doğrusunda bunları sıraladı. Sonra diyor ki 25 ile 36 arasında yani bu etrafındaki sayılar arkadaşlar kaç birimdir? 11 birimdir. 34'ün 36'ya uzaklığı 2 birimdir. 36'nın 25'e uzaklığı 9 birimdir. Bunları böyle yapmış. 34 sayısı 36'ya daha yakın olduğundan bakın kime yakınsa ona göre de öğreniyor olduğundan 6'dan 2 bölü 11'i çıkarırsak bunun yaklaşık değerini buluruz. Kim yakınsa ondan onu çıkarıyoruz tamam mı çok güzel. Şimdi kök 26'nın yaklaşık değerini bulalım. Diyeceksiniz ki kök 26 kök 25 ile kök 36 arasındadır. Yani tam çıkanlara baktık sevgili arkadaşlar. Değil mi? Bakın burası 5. Burası da 6. Demek ki 5 ile 6 arasında bir sayıdır. Güzel. Şimdi sayı doğrumu çizdim arkadaşlar. Bakalım. Sayı doğrusunu çizdim. Tamam. Kök yani 25'i alıyorum. 26 bakın buraya daha yakın arkadaşlar. 26'yı aldım. Bir de 36 da buralarda bir yerde. Şimdi bu ikisi arasındaki fark nedir arkadaşlar? İlk önce onu hesaplamamızı istiyor. 36'dan 25'i çıkarttık. 11 oluyor. Dikkat ederseniz zaten burada da yani görüyorsunuz arkadaşlar. 26'nın 25'e uzaklığı kaç birimdir? Tabii ki de 1 birimdir. 26'nın 36'ya uzaklığı da 10 birimdir. Şimdi arkadaşlar 26 sayısı kime çok yakın? Tabii ki de 25'e çok yakın. O zaman ne yapıyorduk? Bakın demin ne yapmıştı? 36'nın karekökü 6. Tamam mı? O zaman 25'in karekökü 5 artı 1 bölü 11. 1 bölü 11 yapacaksınız. Yani kök 26'nın kök 26'nın yaklaşık değeri yaklaşık dediği için böyle yapıyorum. Ha bunu şöyle de yapabilirdiniz. Kök 26'nın yaklaşık değeri yani kime yakın olduğu önemli değil. Şöyle yapardınız sevgili arkadaşlar. 36'nın karekökü 6 eksi 10 bölü 11 de yapabilirdiniz. Bakın 10 bölü 11. Bu şekilde de yapabilirdiniz. Bakalım kaç çıkıyor? 11 çarpı 5 55. Bir daha 56 bölü 11 cevaptır. Bu kaç çıkıyor? Hesaplayın. 11 çarpı 6 66. 10 çıkarın. 56 bölü 11. Tamam mı? Dikkat etmemiz gereken burada mesela 36'nın karekökü buraya geldi arkadaşlar. Burada da 25'in karekökü buraya geldi. Zaten 1 bölü 11. Neden artı? Çünkü arkadaşlar bu tarafa doğru sayıyı büyüteceğim. Neden eksi? Çünkü eksilterek 26'lık oluşacağım tamam? Bir etüt merkezi her biri kök 5 metre uzunluğunda olan 3 farklı masadan en sağdan olan masadaki duvara çakışık konumlanmıştır. Yani evet, solda bulunan masa ise duvara dengelenmiştir. Yani bu sağdaki masa duvara çakışıktır. Ama burada bir boşluk var diyor arkadaşlar. Burada bir boşluk var. Güzel. Yan yana bulunan iki masa arasında iki masa arasında kök 20 metre boşluk var. Zaten burada görsel olarak göstermiş. Tabi her bir masanın genişliği de kök 5'tir diyor. Şöyle yazalım onu da unutmayalım. Buna göre iki duvar arasındaki mesafenin metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu iki duvar arasındaki mesafeyi soruyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? İki duvar arasındaki mesafe. Şimdi iki duvar arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaçtır? Bir toplayalım. Bakalım bunların sonucu kaç oluyor sevgili arkadaşlar. Mesela kök yerimi zaten 2 kök 5'tir hesaplarsak. Değil mi? 4 çarpı 5'ten kök yerimi 2 kök 5'tir. Ee, buraya da bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi iki duvar arasındaki mesafeye bir bakalım. Şurası kaç birim oldu? Kök 5 artı 2 kök 5 şuradaki uzunluk artı yine kök 5 artı şuradaki uzunluk 2 kök 5 artı şuradaki uzunluk kök 5 bir de burada arkadaşlar bir mesafe var değil mi bir hesaplayalım 2 kök 5 2 kök 5 4 kök 5 5 kök 5 6 kök 5 7 kök 5 oldu hmm. o zaman e, şuradaki uzunluğu arkadaşlar a dersek yani e, iki duvar arasındaki uzunluğu a dersek a kesinlikle 7 kök 5'ten büyüktür. Arkadaşlar ben tek tek yazdım anlaşılsın diye yazdım tamam mı? Yani direkt şöyle yapabilirdiniz. İki duvar arasındaki mesafeyi tahmin ediyorum. Kök 5, 2 kök 5 daha, 3 kök 5, kök 5 daha, 4 kök 5, 6 kök 5, kök 5 daha, 7 kök 5. 7 kök 5'ten büyüktür. Yani iki duvar arasındaki mesafe, şurada boşluk olduğundan dolayı iki duvar arasındaki mesafeye a dersek, 7 kök 5'ten büyük olmalı diyorum. Her iki tarafın karesini alın sevgili arkadaşlar. Bakın her iki tarafın karesini alıyorum. Demek ki a kare yani duvarın arasındaki mesafenin karesi ee, bu kaç oluyor? Bunu da hesaplayacağız. Eyvallah. 7'nin karesi 49 çarpı 5. Değil mi arkadaşlar? 7'nin karesi 49'dur. Kök 5'in karesi 5'tir çarpıyorum. 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 4 20. 24 oldu. Demek ki arkadaşlar duvar iki duvar arasındaki mesafeye biz a dedik ya bu iki duvar arasındaki mesafenin karesi 245'ten büyük olmalı. O zaman karesi 245'ten büyük olan hangisidir? 14'ün karesi 196'dır. Bu olamaz. 15'in karesi 225'tir. 245'ten büyük olmadı. 16'nın karesi 256'dır. 245'ten büyük oldu. Zaten en küçük diyor. Cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Tamam mı? Burayı hızlı bir şekilde bir daha anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Bu soruyu bir daha anlatıyorum. Bu soruya takılabilirsiniz çünkü. Şimdi iki duvar arasındaki mesafeyi soruyor değil mi? Bakın ben en baştan anlatıyorum. <laughs> i̇ki duvar arasındaki mesafe nedir diye soruyor. Ben de dedim ki şu rengi seçelim. Arkadaşlar iki duvar arasındaki mesafe şurasıdır değil mi? E toplarsak kök 5 artı 2 kök 5 3 kök 5 kök 5 daha 4 kök 5 2 kök 5 daha 6 kök 5 kök 5 daha 7 kök 5 artı x. Yani burada bir boşluk olduğundan dolayı iki duvar arasındaki mesafeye A dersek bu A kesinlikle 7 kök 5'ten büyük olmalı. Çünkü ben şuradan bakın şuradan şuraya kadar hesapladım 7 kök 5 çıktı. E burada da boşluk olduğuna göre demek ki iki duvar arasındaki mesafe 7 kök 5'ten büyük olmalı. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Hayır. Şimdi ne yapıyorum? Karesini alıyorum tamam mı? Diyorum ki A kare büyüktür. Bunun karesini alırsak 245 oluyor sevgili arkadaşlar. Ne yaptım? Aslında her iki tarafın karesini aldım. Ben de diyorum ki demek ki iki duvar arasındaki mesafenin karesi 245'ten büyük olmalı. İki duvar arasındaki mesafe en küçük kaç olabilir? Bunları hesapladım. 196. Yani iki duvar arasındaki mesafenin kare, mesafeye 14 dersek 14'ün karesi 196'dır. Olmadı. Buraya uymadı. Bu olamaz. 15 dersek yani A yerine 2 duvar arasındaki mesafeye A yerine 15 dersek 15'in karesi 225. Bakın 225 245'ten büyük olmadı. 16 dersek 2 duvar arasındaki mesafe acaba 16 mı en küçük? 16'nın karesi 256 gerçekten 245'ten büyüktür. O zaman en küçük budur. En küçük dediği zaman bunu seçiyoruz. En büyük deseydi diyemez zaten de. Hocam neden bunlar da burayı sağlıyor? Neden bunları almadınız? Arkadaşlar en küçük diyor. Evet bu da olabilir. Bu da olabilir ama en küçük diyorsa 16'yı alıyoruz. Tamam arkadaşlar, bunu da bu şekilde çözdük. 6, 7 ve 8. soruları. Ha bir bir de unutmadan şöyle bir şey de size anlatayım arkadaşlar. Anlatmasam içimde kalacak. Çünkü bazı arkadaşlar bunu şöyle çözebilir. Şimdi e, hocam işte kök 5'in yaklaşık değeri e, kök 4 ile kök 9 arasındadır. Çünkü bazı arkadaşlar bunu şöyle çözebilirler, hata yapacaklar. Kök 4 işte 2'dir. Kök 9 da 3'tür. Hocam işte 7 kök ve şey bulmak için ben bu eşitsizliği 7 ile çarptım. 7 kere 2 14 küçüktür. 7 kök 5 küçüktür. 7 kere 3 21. Siz böyle yaptığınız zaman işte iki duvar arasındaki mesafe 7 kök 5'dir zaten. Yani 7 kök 5'ten fazladır. 14 ile 21 arasındadır derseniz hata yaparsınız arkadaşlar. Yani 14 ile 21 arasında işte 15 de olur. 16 da olur. 17 de olur. Yani hepsi de oluyor dersiniz hata yapmış olursunuz. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu yaptığınız zaman o aralığı geniş tutmuş oluyorsunuz. Ama eğer her iki tarafın karesini alırsanız aralığı biraz daha küçükmüş oluyorsunuz. Yani burada 7 kök 5'in aralığını yani böyle 2 ile 3 arasında dediğiniz zaman kök 5'in aralığını baya bir geniş tutmuş oluyorsunuz. Geniş tuttuğunuz için sonuca gidemiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel. Yani böyle çözmek daha güzeldir. Ha bu soruyu şöyle değiştirip şöyle sorabilirlerdi. İşte hangisi olamaz? Tamam o zaman 14 olamaz diyebilirdiniz yani şuraya göre giderek. Tamam çok güzel. Aslında o da yanlış olurdu. Şıklarda 15 atıyorum. Baş, o şıklarda ona göre ayarlarlardı. Neyse şöyle çözün gitsin abi kafanızı karıştırmayın. 6. 7. 8. soruları buradaki bilgiye göre cevaplayacakmışız. Kutu x ne demek? Kök x sayısından büyük en küçük tam sayıya eşittir. Bu ne? Küp kök x sayısından küçük olan en büyük tam sayı. Bu ne? Küp dördüncü dereceden kök sayısından büyük olan ve birbirinden farklı en küçük iki tam sayının çarpımına eşittir. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar tanımları hemen bir şey ÖSYM mesela böyle sorular so, sorduğu zaman diyor ki öğrenci hemen tanımı hızlı bir şekilde şey yapsın. Tanımı hızlı bir şekilde idrak etsin ve sorulara uygulasın. Amaç odur. Şimdi mesela... Burada 17 yazarsanız bu ne anlama geliyor? Yazın arkadaşlar bakın. Bu ne anlama geldi? O zaman kök 17. Bakın kök 17'den büyük en küçük tam sayı. Bir kere kök 17'nin yaklaşık değeri nedir sevgili arkadaşlar? Kök 17 kök 16 ile kök 25 arasındadır. Yani 5 ile 16 kök 16 4 ya 4 ile 5 arasındadır. Yani kök 17'nin yaklaşık değeri 4,5 gibi bir şeydir buçuktan büyük en küçük tam sayı 5'tir. Yani buranın sonucu 5 oldu. Artı. Buraya geldik. Gidiyorum. Bakın üçgen 52 ya. Buraya 52 yazıyorum. Yani küp kök 52 oldu mu? Evet, küp kök 52 oldu. Şimdi küp kök 52'den küçük en büyük tam sayıyı arıyoruz. Arkadaşlar küp kök 52 ne ile ne arasındadır? Mesela şöyle yapabilirsiniz direkt. İşte e, atıyorum ee, şey diyebilirsiniz. Küp kök 64 tam çıkıyordu değil mi arkadaşlar? Küp kök 64 e, tam çıkıyordu. O da 4'tü. 64 4'ün küpü ya. Burası 4'ten küçüktür. He, o zaman küp kök e, 52 4'ten küçükmüş. Yani 3,5 diyelim ona. Küsüratı önemli değil olmadığı için. 3.4 diyelim, 3,5 diyelim arkadaşlar. Şimdi bu 3,5 gibi bir şeydir. Diyor ki bundan küçük en büyük tam sayı, 3,5'tan küçük en büyük tam sayı 3'tür. E buranın sonucu da 3 çıktı. 5 ile 3'ün toplamı 8 çıktı. Cevabımız Ceyhan. Devam ki şuraya geldik sevgili arkadaşlar. Vay <laughs> <Uy>, yorulmuşuz ha. <laughs> bu 38. Valla hocam ben anlamışım. 38. Yani kök 38 oluyor. Kök 38'in yaklaşık değeri de 6 buçuktur. 6.1, 6.2 ben buçuk diyorum. Yani küsuratı önemli değil bizim için. Çünkü bu kök 36'dan büyük ya arkadaşlar kök 36 da 6'dır. Yani kök 38 demek ki 6'dan büyükmüş. Yani 6,5. 6,5'tan büyük en küçük tam sayı 7'dir. Yani buranın sonucu 7 geldi mesela. Ar çarpı. Bakın çarpma var arada. 78. Halkaya geldim. Bu ne anlama geliyordu? 78 yazarsan 4. dereceden 78 oluyor. Öyle değil mi? Burada da diyor ki bundan büyük olan birbirinden farklı en küçük iki tane tam sayının çarpımıdır. Yani bundan büyük olan bu neyden büyüktür acaba? Onu merak ettik mesela. Neyden büyüktür arkadaşlar? Mesela dördüncü dereceden e, 80 neyden küçüktür? Onu bir şey yapalım. Mesela dördüncü dereceden 81'den küçüktür. Arkadaşlar şimdi dördüncü e, dereceden 81, 81 3 üzeri 4 ya. Yani buranın sonucu zaten 3'tür. Bakın bunun sonucu nedir? 3'tür. E şimdi yani bu 3'ten küçüktür anlamına geliyor. He, o zaman diyeceksiniz ki 4. dereceden kök, kök 78, 3'ten küçük bir şey ise 2,5 diyelim mesela. 2 küsürdür demek ki. Ne yapacakmışız? Bundan büyük, bundan büyük, en küçük 2 tam sayının çarpımı. Bundan büyük en küçük 2 tam sayı nedir? 3, e, 3'tür, 4'tür. Öyle değil mi? Bakın 2,5'tan büyük sayılar 3, 4, 5 diye gider ya. En küçük 2 tam sayı bunlardır. Bunların çarpımı 3 kere 4, 12. Buranın sonucu 12 oldu. 7 kere 12, 84 oldu cevabımız Edirne. İşlem sonucu kaçtır? Arkadaşlar tek tek yerine yazarak hemize yapacağız. He valla. Sayısal mantık arkadaşlar bu kitapta sayısal mantık olması gerçekten büyük bir şans sizin için. Güzeldir bence. Şimdi kök şey bu 36. Yuvarlak neredesin? Valla buradayım diyor. Tamam. Şimdi burası ne oldu? Dördüncü dereceden 36 oldu. Bunun yaklaşık değeri nedir acaba? Mesela. Merak ettim. D yaklaşık değeri nedir? Örneğin arkadaşlar 4. dereceden 16'dan büyüktür. Aynı zamanda 4. dereceden 81'den de küçüktür. Niye bunları seçiyorum? Arkadaşlar bu 2 üzeri 4 ya. Bakın 2 üzeri 4 16'ya eder. Bu bunu götürür. Yani buranın sonucu 2'dir aslında. Bu da 3 üzeri 4'tür. Yani sonuç 3 çıkar. Demek ki bu 3, 2 ile 3 arasında bir şeydir. Yani 2,5 gibi bir şey diyelim. E bunun tanımı neydi arkadaşlar? Bundan büyük yani bundan büyük sayılar 3, 4, 5, 6 diye gider ya. En küçük 2 tam sayının çarpımı. E en küçükler 3 ve 4'tür deminki gibi. 3 kere 4 12. Yani buranın sonucu 12 çıktı mı? Evet. Yazdım. Çarpı. Şimdi buralara geldim. 25 üçgen 25 nedir hemen üçgen 25 küp kök 25'e bakacağım küp kök 25'e odaklandım küp kök 25 e, neyden büyüktür örneğin örnek veriyorum arkadaşlar küp kök 27'den küçüktür küp kök 27'de 3'tür biliyorum yani demek ki 3'ten küçükmüş e yani 2.5 gibi bir şeydir arkadaşlar 3'ten küçükse 2.6 diyelim. İki buçuk yani sen o buçuğa kafayı takma. 2 küsür diyorum. Şimdi ne ne olacakmış? 2 küsürden küçük en büyük tam sayı. İki buçuktan küçük en büyük tam sayı 2'dir Yani buranın sonucu arkadaşlar 2 geldi. Artı 49. Buraya 49 yazarsam zaten kök 49 nedir? 7'dir arkadaşlar. E 7'den büyük en küçük tam sayı 6'dır. He valla. 6 ile 2'nin toplamı 8. 8 ile 12'nin çarpımı 96. Arkadaşlar şıklarda yok ya. Bir yerde hata mı yaptık? Dur dur dur. Şurayı bir daha yapalım. Ee, 49. Bey. Bey. Arkadaşlar x yerine 49 yazarsanız burası kök 49 olur. O zaten, o zaten 7 olarak çıkar. 7'den büyük en küçük tam sayı. Arkadaşlar 7'den büyük en küçük tam sayı 8'dir. E, Valla. Bey. 8-2 daha 10. 12 ile çarpın. Cevap 120'dir. Cevabımız Adana arkadaşlar. Yorgunuz kafa durduğu için bazen böyle hatalar, erorlar veriyor. Birden büyük. Şimdi burada da bir işlem tanımlamış arkadaşlar. A işlem B neymiş? Kök içinde A-B. A-Kök-B. E tamam arkadaşlar. Yani bu ne olacak o zaman? Yani şuranın sonucu ne olacak? Vallahi kök içerisinde 8-Kök-B. Değil mi arkadaşlar? Bakın yani A yerine 8 yazıyorum. B yerine 9 yazıyorum. 8-Kök-9. He valla. E, arkadaşlar bana söyler misiniz? Kök 9 nedir? O zaman bana kök 9 3'tür. 8 kere 3 24. Bu kök 24'e dönüştü. Kök 24 de 2 kök 6'dır. Heval cevabımız denizli. Bu nedir? O zaman ben anlamışım. Kök içerisinde 2 kök 5 anlamına geliyor. Şıklara bakıyorum böyle bir şey yok. O zaman bunu alın kök içine gönderin. Eyvallah. Yani ne oldu? Bakın 5 zaten içeride. 2'yi siliyorum. 2'nin karesi 4 olarak içeri gönderiyorum. 4 kere 5 20 oldu. Tabi bu dereceleri de çarpıyorsunuz arkadaşlar. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Şöyle bir şey var mışıklarda var var. Bunun sonucu nedir? Hocam valla ben anlamışım. 6 kök 3'tür. Ondan sonra ne yapacağız değil mi? Buraya baktım yazdım sevgili arkadaşlar. Valla ondan sonra sela hoştur. 6'yı siliyorum. 6'nın karesi 36 olarak içeri gönderiyorum. Yani ne oldu? 36 çarpı 3 108 içeride Peki hangi kök? Bakın burada derece 2'dir, burada derece 2'dir. Bu dereceleri de çarpıyorduk. 2 kere 2, 4. Böyle bir şey var mı? Valla var. Cevabımız Ceyhan'dır diyeceğiz. Evet. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Böylelikle köklü sayıları da vallahi bitirmişiz. En evet, sevgili arkadaşlar. Böylelikle tek bir videoda köklü sayılarla ilgili tüm testleri çözdüm. Sizlerle paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız gerçekten bu kanalı desteklemiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Motivasyon anlamında da bizleri desteklemiş oluyorsunuz ki motivasyon anlamında eğer iyi e, oluyorsak sizlere daha fazla içerik yapıyoruz, daha fazla kamplar yapıyoruz. Bu da sizler için de yani bir güzel bir geri dönüş de oluyor. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Gerçekten videolar çok uzun olduğundan dolayı e, bazen böyle enerjim düşebiliyor. Ses tonumu kaybedebiliyorum böyle. O yüzden kusura bakmayın elimden ne geliyorsa gerçekten elimden gelen en iyisini yapıyorum. Kısa videolarda elbette insan daha çok enerjik oluyor falan. Ama böyle uzun videolarda ne yazık ki bazen böyle enerjisiz olabiliyoruz. Seviyorum sizi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çarpanları ayırma konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.